Baltayı vurdum taşa, namlıdır Kasım Paşa. Baltayı vurdum taşa, namlıdır Kasım Paşa. Semtinin dilberleri neler getirir başa? Semtinin dilberleri neler getirir başa? Caddeleri yolları dilberlerin kolları. Caddeleri yolları dilberlerin kolları. Beni kasıp kavurdu Kasım Paşa dulları. Beni kasıp kavurdu Kasım Paşa dulları. En son çıkan şarkılar, türküler alan yok mu? Buyurun abiciğim, buyurun teziciğim. Çalışkan insanlar için söylenmiş bir atasözü vardır. Taştan ekmeğini çıkarır derler. Serçe Zeki de ekmek parasını kazanmak için Kasım Paşa sokaklarında pala çalıp destan satıyor. Merhaba, konuşmaz sokağını biliyor musun? Bilmiyorum, çakmıyorum abi. Bu ne rezalet? Buralarda dolaşıyorsun da nasıl bilmiyorsun? Allah Allah, bilmiyorum ya. Bir şey sorunca bilmiyorum diyene çok kızarım, budala derim. Nasıl bilmezsin? Yazıklar olsun sana. Kasım Paşalı değil misin sen? Dostudur. Ben de dışarıdan geldim, garip sayılırım. Hadi bırak şimdi bunları da söyle. Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilseydim sana sağlık verirdim. Bilmiyorum abi. Sus ya. Biraz da ben de konuşayım. Deminden beri sen konuşuyorsun. Şunun şurasında iki lakırdı da ben edeyim dedim. Kapa çeneni, ağzıma tıkıyorsun. Sus da biraz da ben konuşayım. Allah Allah. Amma çene varmış sende de be mübarek. Deminden beri konuşuyorsun. Dinle beni, sana bir baba nasihatı. Sükut altındır derler. Ya bırak. Hayır, ben konuşacağım. Niye susacakmışım? Deminden beri sen konuşuyorsun. Konuşmasını hiç sevmeyen kaptanın elinden yakasını zor kurtaran Serçe Zeki soluğu Beşiktaş'ta Gürel sinemasının önünde aldı. Ne yapsın, ekmeğini kazanacak, çalışmak lazım. Madem sende her yerin şarkısı var, Beşiktaş'ın da var mı? Var ya abi! Öyleyse oku şunu da dinleyelim ya! Can baş üstüne! Yürüdüm Beş'ten başa, gelmişim Beşiktaş'a. Burasını severim, Beşiktaş'tım çok yaşa. Burasını severim, Beşiktaş'lım çok yaşa. Allah bin bereket versin. Böyle giderse hiç de fena değil. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Yol gider, çavuş yol gider. Hanımlara deste deste gül gider. Gül gider, hanım gül gider. İstanbul'la Üsküdar'ın arası, arası çavuş arası. Yaktı beni kaşlarımın karası, karası çavuş karası. Yandım çavuş, yandım senin elinden. Elinden çavuş, elinden. Çok salınma, kasa turada turlar belinden. Belinden çavuş, belinden. Gece kondu evleri, tek güzeldir, ferahtır. Bahçede geceleri, kafa çekmek hayattır. Bahçede geceleri, kafa çekmek hayattır. Gece kondu kızları, çekilmiyor nazları. Hiçbirisi sevmezmiş kılıbık kocaları. Hiçbirisi sevmezmiş kılıbık kocaları. Pilav var mı bu şarkı? Yok be abla, pilav benim. Siz ne zaman arzu ederseniz, ben gelir pencerenizin altında size okurum. Hayırlı işler. Güle güle. Allah kesenize Halil İbrahim bereketi versin ablalar. Güle güle. Onu sonra düşünürüz. Tanıdığın hayatı roman olabilecek biri var mı? Var benim. Var ya. Biz onu Abdo Bey diye çağırırız. İstanbul'u, Anadolu'yu karış karış bilir. Eğer onun hayatını kaleme alacak olursanız, o kitap kapış kapış gider. Bu adam nedir, ne iş yapar?
Havare mi desem, berduş mu desem, serseri mi desem, akıllı mı desem... Hiç kimse onun işine akıl erdiremez. Yalan nedir bilmez, paraya kıymet vermez. Bir gün bakarsın boyacı olur, bir gün bakarsın... Desene tam günün adamı, bul getir onu. Bulur getiririm. Ama bu iş fazla uzamasın. Baş. Hemen bul getir. Azize, Azize! Deminden beri bağırıyorum, duymuyor musun? Sana son defa olarak söylüyorum, artık benim bakacak kudretim kalmadı. Onun için benim söylediklerime katiyen itiraz etmeyeceksin. Bırak beni gene başlama sarhoş, çekil başımdan! Ben bugüne bugün senin babanım. Üvey de olsam babanım. Bana yardım etmeye mecbursun. Akşama kadar sırt üstü yatacağına... ...birkaç kuruş kazanmanın yoluna bak. Bak rakı da bitiyor, ona göre düşün taşın. Allah'ım beni bu sarhoşun elinden hayırlısıyla tez vakitte kurtar. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Hay hay, buyurun oturun. Hayatı roman olacak insanlara ihtiyacınız varmış. Bizim mahallede de zavallı, dertli bir kız var. Evet, neyin nesi bu kız? Bu kız ama Allah'tan başka kimsesi yok. Sizin yanınızda mı? Hayır efendim, benim yanımda değil, üvey babasının yanında kalıyor. Zavallının o sarhoşun elinden neler çektiğini bilseniz içiniz parçalanır. Sarhoşları eve doldurup kıza şarkı söyletiyor. Bu zavallının hayatı size iyi bir mevzu olur. Kendisini görüp dinleyin. Dur muyum? Eğer babası evde yoksa görebilirsiniz. Bir gidelim öyleyse. Demedim hicranımı ellere yarar diye ellere yarar diye aşık oldum bu sensel Eyüplü güzel dilber İsmimdir Zeki Serçe Cemalini bir göster. Babası evde yoksa alır gelirim. Birini mi arıyorsun abi? Bu evde bir kız varmış, tanıyor musun? Evet, bu evde bir kız var. Fakat henüz yüzünü görmedim. Her gün buraya gelip, yanık sesini dinliyorum. Yüzünde görürsün elbet. Affedersiniz ama, sorma sahip, ne iş yaparsın? Gazeteciyim. Gazeteci mi? İlk defa bir gazeteciyle konuşuyorum. Çok memnun oldum. Bendeniz Zeki Serçe. Fakat arkadaşlar Abdo Bey derler. Sakın sen Antepli Mehmet'in bahsettiği... Tamam, o benim. Antepli Mehmet, gel bizim gazeteciyle seni tanıştırayım dedi ama bir türlü kısmet olmadı. Bak şimdi kısmet ayağıma kadar geldi. Bir kart ver de gelip seni göreyim abi. Muhakkak gel ama. Gelirim. Ha, teşekkür. Onun eline kaldım. Anneniz öleli ne kadar oluyor? 2 sene kadar oluyor. Evde eşya namına bir şey bırakmadı. Hepsini sattı, rakı parası yaptı. Zavallı annemin ölümü de onun yüzünden oldu zaten. Ev kendinizin mi? Hayır, kira. 3 aydır kirayı da vermemiş. Ev sahibi çıkaracağım diye haber gönderip duruyor. Görüyorsunuz ya gazeteci bey, ne kadar acınacak vaziyette zavallı. Onu kurtarmak için elimden gelen her şey yapacağım. Halas mı artık? Bütün talimat bunda yazılı. Yakında Anadolu'ya hareket edeceksin. Her başı dara gelen ya Ankara'ya koşar yahut da Eyüp Sultan'a. Serçe Zeki ile Boncuk Fatma da şimdi Eyüp Sultan Camii'nin avlusundalar. Acaba dertlerine?
Senin ne dileğin var? Kusura bakma abla, Serde gençlik var da gönlümü genç bir kıza kaptırdım. İnşallah sevgiline kavuşursun, ben de çocuklarıma. Çocukların gurbette mi abla? Evet. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Niye? Sen ne iş yaparsın? Ben mi? Ben kaldırım mühendisliği. Benden dalga geçme, ben dertliyim. Söylesene be abla, ne derdin var? Senelerden beri kaybettiğim oğlumla kızımın bulunması için buraya adak adamıya geldim. Evlatlarına kavuşursun inşallah. İnşallah, Allah büyüktür. Bir de gazeteye ilan vereceğim. Tanıdığım gazeteci var, seni oraya götüreyim. Metin Bey siz misiniz? Evet benim, buyurun. Teşekkür ederim. Bir emriniz mi var? Beni Serçin Zeki gönder. Yazılarınız pek meşhurmuş. Her tarafından okunurmuş. Bir derdim var. Benim için gazetenizde bir yazı çıkarır mısınız? Memnuniyetle hanımefendi. Nedir söyleyin? Ah evladım! Bundan 20 sene evvel, büyük zelzelede, 3 yaşında bir kızımla, 4 yaşında bir erkek evladımı kaybettim. Ağır yaralı olarak beni hastaneye kaldırmışlar. Şimdiye kadar evlatlarımdan hiçbir haber alamadım. Herkes onlara öldü biliyor ama ben inanmıyorum. Allah'tan ümidimi kesmedim. Bohçacılık yaparak hala arıyorum. Şimdi sizden çocuklarımı bulmam için bir istirhamım var. Eğer lütfedip bir yazı yazacak olursanız, şu zavallı ana kalbini bahtiyar etmiş olursunuz. Yoksa bu dünyanın benim için ehemmiyeti yok. Çünkü hayatta bir başımıyım. Kocam, akrabalarım hepsi kayboldu. Ne olur evladım, şu yazıyı bir an evvel yaz. Ben Anadolu'ya gitmek istiyorum. Ne kadar ıstırap çektiğiniz yüzünüzden okunuyor. İstediğiniz yazıyı yazacağım. İnşallah kısa zamanda evladınızı bulursunuz. İnşallah evladım. Buyurun. Rahatsız etmiyorum ya abi. Yok, otur. Merhaba Abdü Bey. Merhaba. Nasılsın Boncuk abla? İyiyim. Sevgilinden ne haber? Ne o Abdü, aşık mısın yoksa? Yok be abi. Hadi inkar etme, bal gibi de aşık. E ben gideyim artık çocuklar. Hadi. Elini öpeyim abla. Çok yaşa. Güle güle. Çok yaşa evladım, eksik olma. Güle güle abla. Benden Anadolu'ya gelebilir misin? Ne yapacağım? Gazete için yazı serisi hazırlıyorum. Bana rehberlik yapacaksın, sen Anadolu'yu iyi bilir misin? Hemen karar veremem. Hele bir düşüneyim. Alo, belki Celep Hasan'dı. Dur şimdi anne. Evet, benim Filiz. Metin Bey mi? Röportaja mı geleceksiniz? Fotoğrafçı da mı getireceksiniz? Aman yapmayın, ben resmimin çıkmasını istemem. Çünkü ben acemi bir dansözüm. Yalnız siz gelin. Teşekkür ederim. Yani tam işte. Paralı zenginler telefon edince hiç yüz vermezsin. Gazeteci deyince eteklerin zil çalar. Aklını başına topla da paralıya bak, paralıya! Başlama yine. Samimi itiraflar diye bir yazı hazırlıyor. Bana da bir sütun ayırdı. Onun yanında çam devirme. Aklın fikrin hep paralı adamlardadır, bilmez miyim? Hayat demek para demektir. Bol para olunca bunlardan çok daha alalarını giyersin budala. Kapat bu bahsi artık. Anne evladının iyiliğini ister. Utanıyorum sana anne demeye. Yediği halta bak şunu. O ne biçim söz öyle? Seni bu yaşa getiren bir anneyle böyle mi konuşulur? Ne yapayım? Sen mecbur ediyorsun. Anlaşıldı. Fatma Boncuk yine Anadolu'yu dolaşmaya çıkıyor. Hadi Fatma Boncuk abla, Allah sana hayırlı işler nasip etsin ve tez zamanda evlatlarına kavuştursun. Böyle sessiz sedasız yutulmuyor bu musibet. Durun, ben şimdi geliyorum. Bu meclis şimdi şenlenecek sultan sofrası olacak. Bu zıkkımın nasıl içildiğini ben çok iyi bilirim. Ne oluyorsun, ne zırlıyorsun gene? Ne zaman bu eve bir misafir gelse baş sağsın ağlamaya. Zorunu anlamıyorum ki. Hadi sil gözünün yaşını, misafirlerin yanına çıkacaksın. Meclisimiz şenlenecek dedi, hadi bu sözün şerefine içerim.
Hadi sus da kalk yürü. Rezil etme beni misafirlere. Kalk diyorum sana, bu adamları kızdırmayalım. Sonra ben de rakısız kalırım. Hadi kalk diyorum sana. Hayır, kalk hadi. Bırak beni. Hadi. Bırak beni. Hadi kalk hadi. Bıktım artık şarkı söyleyip sarhoşları eğlendirmekten. Allah'ım kurtar hadi beni be. Bu zalimin elinden. Sus canım Sinan. Nihayet gelebildi. Dinleyin bakın şimdi. İyi dinleyeceğiz. Güzel bir ses. Gel şöyle yanıma otur şeker. Gel. Ellemeyin, bırakın kendi haline. İçinizde iyi bir insan var demek. Hadi tıraşı kes de başla söylemeye. Ama şöyle güzel bir şey olsun ha. Bir tane at da açıl bakalım. Haydi bırak, iç bakalım. Bırak, ben içki içmem. Nerede o deminki insan? Buna mani olsun. Osman bırak kızı. Ayıp arkadaşlar. Şu yapılanlar bu zavallı kıza rava mıdır şimdi? Rava mıdır soruyorum. Ayıp sizlere. İçki içmenin de bir usulü adabı vardır. Ayıp be! Hadi kalk, kızcağızı odasına götür. Allah sizden razı olsun. Bak Bui, beyin hatırı için güzel bir şarkı söyle, biz de efendi efendi dinleyelim. Eğer o iyi bey söylememi isterse derhal söyleyeceğim. Adem efendi efendi dinleyecekler, sesini duymayı isterim. Gülen yüzün solmuş, sevgilim senin. Gülen yüzün solmuş, sevgilim senin. Gezerim ben senin yüzünden, ağlar gezerim ben senin yüzünden. Kemal efendi, kızının sesini pek beğendim. Onu ben lazım ha? Şimdi geliriz. Şimdi geliriz. Buyur otur. Nasıl, beğendin değil mi sesini? Çok güzel, çok kıyak söylen. Ben Seyyar Tiyatro direktörüyüm. Yakında Anadolu seyahatine çıkacağız. Eğer Azize Hanım kabul ederse, kendisini heyetimize okuyucu olarak almak istiyorum. Kısa zamanda çok para kazanır, bu sayede gözlerini açtırma imkanını bulur. Bu güzel teklifini kim kabul etmez, hele benle beraber olduktan sonra... Ama benim bu sesimi kim dinler? Ne müzikten anlıyorum, ne de usul biliyorum. Orasını bana bırak. Burası Taksim sineması. Serçe Zeki film seyretmeye mi gidiyor? Hayır! Bizim Serçe'nin eski bir hastalığı vardır. Hüseyin Peyda gibi filmlerde başroller oynamak. Onun için artist bulma ajansına girdi. Geçen hafta bugün için gel demiştiniz. Hüseyin Peyda'dan daha iyi rol keserim. Gazel çekerim, ata binerim, tabanca kullanırım. Yapamayacağım hiçbir iş yoktur. Ne olur hevesimi kırmayın, bana da bir filmde iş verin. Hadi oğlum! Ne iş yapıyorsan, sen yine o işi yap. Bu işlerden sana ekmek çıkmaz. Günaydın efendim. Günaydın, buyurun. Ben sizi tanıyorum, siz Filiz Hanım değil misiniz? Evet. Bana bir resminizi verir misiniz? Tabii. İmzalı bir resim ama. Hay hay, olur. Ellerin dert görmesin abla. Ben turneye çıkmak istiyorum. Çünkü annemden hiç anlaşamıyoruz. Sorması ayıp ama niye? Kafalarımız anlaşmıyor, fikirlerimiz uyuşmuyor. İstanbul'da muhakkak ayrılmam lazım. Peki ama sizin danslarınız o kadar kuvvetli değil. Kime teklif edeyim? Söyleyin kime? Kervan konser heyeti bir dansöz arıyormuş. Belki bu olur. Ben direktörle bir görüşeyim. Saat kaç? 2:30. Oh, işte misafirlerim gelecek, müsaadenizle. Allah'a ısmarladık, evet. Güle güle. Metin Bey çok hoşuma gitti. Efendi bir adam. Teklifini kabul edip Anadolu'ya beraber gideceğim. Göründüğünden de daha iyidir. Çünkü...
çünkü. Ben eskiden onlar da bahçıvandım. Evli mi? Kimsesi var mı? Hayır, bekar. Bir üvey annesi var. Fakat kendisi onu öz annesi bilir. Hmm. Bu bir sırdır. Sakın kimseye söyleyeyim deme. Metin Bey'in annesi zelzelede kaybolmuş. Kız kardeşini bir başkası, Metin'i de annesi bildiği zengin bir kadın evlatlık almış. Merak etme. Metin Bey'in bu aile sırrını kimseye söylemem. Anne, Metin Bey geldi mi? Geldi, bekledi, bekledi, gitti. Tekrar gelecek miymiş? Bilmem, bir şeyler söyledi ama aklımda kalmadı. Sen gene yalan söyledin. Muhakkak bu saatte burada olması lazımdı. Ne yaptın, kapıdan mı atlattın? Boşuna uğraşıyorsun, gelmez artık. Senin istediğin bu zaten, onu benden uzaklaştırmak. Ne zannettin ya, sen bunu yeni mi anlıyorsun küçük hanım? O züppeyi zaten hiç gözüm tutmamıştı. Telefon atan bozulacak zamanı buldu. Senin Metin Bey'in için gözünün tutmadığını biliyorum. Onun için kaçacağım buradan işte. Aptal, sen benden uğraşabilir misin? Telefonu fişten çıkardım, kapı zilini de bozdum. Öz annesi zannediyor. Asıl annesi zelzelede kaybolmuş, abisini birisi almış. Bunu da ben kendime evlat edindim. Bu akşam Boğaz'a gidiyoruz. Hasan'ın yüzüne biraz gül. Biliyorsun, adam milyon... ...konuşursa polise ihbar ederim. Heyet de görür. Buyur Metin abi. Otur Abdü, otur. Hoş geldiniz Ömer efendi. Hoş bulduk evladım. Nasıl, mavi boncuk duruyor mu? Hep üstümde taşıyorum. Anne arzusu yapılmaz mı hiç? Berhudar olsun. Kararını verdin mi Abdü? Benden geliyor musun Anadolu? Evet abi, geliyorum. Yarın yola çıkıyoruz. Hazırlan, kılık kıyafetini de yenile. Beni hoş gör abi, böyle giyinmeye alıştım. Pekala. Patron, amal kızın işi ne oldu diye soruyor. Babası Anadolu'ya akrabalarının yanına götürmüş, artık dönüşte meşgul olurum. Böyle söyleyeceğim. Evet, evet. Milyonluk miras vesikasını ararken kimseyi kuşkulandırmamak için bu şekilde hareket ettik. Ben fotoğrafçı, güzel. Metin gazeteci, sen de rehber. Kıyak dalga doğrusu. Kalk bakalım Abdü Bey. Ben telefonla yerlerimizi ayırttım. Sen üzerindeki paradan biletleri al, ondan sonra hesaplaşırız, olmaz mı? Baş üstüne abi, hemen. Patrona da gidiyoruz diye telefon ettim. Çok dikkatli olun, bu miras vesikası peşinde koşan başka bir grup... O zaman bizim iş bir hayli güçleşiyor demektir. Bulduğumuz şekil çok iyi, başarırız inşallah. İnşallah. Güzel de laf mı be kardeşim? Bir içim su, beni deli gibi seviyor, bana da aşık. Bilsen ne hayat sürüyoruz onunla. Eğer beni bir gün görmezse pencerede oturup sabaha kadar ağlıyormuş. Canım kurban buna. Nasıl kurban olmasın? Baksana, Allah ölmüş de yaratmış. Ne güzel şey bu yahu. Ah ah! İlla evlenelim diye tutturdu. Vallahi almam. Aptallık etme, böyle kelepir kaçırılır mı hiç? Ben Berduş'un biriyim, yazık olur buna. İzmit! Ahalisi pek candır, vahiyeti yarıdır. O güzel, o güzel İzmit'i. Alın İzmitliler, İstanbul'dan neler getirdim, nelerim var. Bohçacı, naylonlarım var, bohçacı. Evladım, Düzce'ye son otobüs kaçta? Saat 9'da. Bana en önden bir tane bilet ver, pencere kenarı olsun. Ha, bak hava almak ister, beni tanıdın mı? Aa, nasıl tanımazsın, bana boncuk Fatma derler ayol. Hadi Allah'a ısmarladık. Arka makas çatladı galiba. Ay sen arabadan anlar mısın abi?
Çakarım abiciğim. Peki daha başka? Ne olursa her boyadan boyarım. Makineden de anlarım, motordan da anlarım. Niye şaştın abi, fotoğraf da çekerim. Güzel, Metin. Manisa'ya kadar benim yerime fotoğrafları bu çeksin. Çekerim abi. Yok canım, işini çabuk bitir de Manisa'da bize yetiş. Tabii canım, niye yetişmeyeyim? Apto, sen artık benim yokluğumu belli etmezsin. Fotoğraf çekmeyeceğime göre. Fotoğraf çekmek şart mı? Başka yapılacak bir sürü iş var, onları yaparsın. Yaparsın değil mi? Niye öyle düşündün kaldın? Niye öyle düşündüğümü açıkça söyleyeyim. Ben her işin içinden çıkarım ama bir falsom olursa Metin abi hoş görsün. Tabii canım. Bu kalabalığa bakıp da bir vakka olduğunu zannetmeyin. Arı gibi çalışan İzmitliler, bir yerli film geldi mi, işte böyle sinema kapılarını doldururlar. Maşallah, sizi buraya hangi rüzgarlar attı? Röportaj yapmaya geldim. Maşallah, ağzınızın tadını biliyorsunuz ha, pişmaniyeci dükkanında... Sizin için yazdığım yazıyı okudunuz mu? Okudum. Affedersiniz, buranın yerlisi misiniz? Hayır, yerlisi değilim. İki gündür buradayım, bu akşam 9 otobüsünden Düzce'ye gidiyorum. Siz buradan nereye gidiyorsunuz? Biz buradan Bursa'ya gideceğiz. Ah, bayılırım, çok güzel yerdir. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, yolunuz açık olsun. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri olan Düzce, çeşitli zirai mahsul yetiştirmekte de rekor kırmaktadır. Yılmanım ya, yılamam, hani Düzce'den ayrılamam. Düzce'den ayrılırsam, hani halim yamam, dünyamam. Baksana oğlum, Angaralı Hafız Ali geldi evet, mi? Evet abla, bu akşam da dönüyor. Öyleyse gideyim, onu bulayım. Miras vesikası arayan Metin'le Serçe Zeki, uzun yıllar payitahtlık yapan, birçok alim ve sanatkar yetiştiren şehirler güzeli Bursa'ya geldiler. Nereye abicim? Ha? Herhalde Uludağ'da kayak kaymaya değil, işimizin peşine. Ha, olur abicim. Bir sanat harikası bu yeşil türbe. Evet abicim, kim yatar bunun içinde? Bu yeşil türbenin içinde Çelebi Sultan Mehmet ve çocukları yatar. Yeşil türbe 1421'de inşa edilmiştir. Yeşil Bursa'da ilk gecelerini geçiren Metin ve Zeki, şehrin görülecek yerlerini gezmekten başlayıp da esas işleriyle meşgul olamıyorlar. Sabah olur olmaz, Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi'yi ziyaret ettiler. Şair Süleyman Çelebi merhum, Bursa'da Sultan Yıldırım'ın Divan-ı Hümayun imamlığını yaparken, Sultan'ın yaptırmakta olduğu Ulu Cami biter bitmez buraya baş imam olmuş, hayatının sonuna kadar bu vazifede kalmış ve Mevlid-i Şerif'i imamlığının 10. senesinde yazmıştır. Bitirdikten birkaç sene sonra da vefat etmiştir. Eski Kaplıca civarında, Yoğurtçu Baba Zaviyesi önündeki sırtta defnedilmiştir. Türbesi de 17 Recep 1307 tarihinde Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. Süleyman Çelebi'nin 550 sene evvel duyarak ve sade bir dille manzum olarak yazdığı Mevlid, asırlar boyunca Türk-İslam aleminde derin bir alaka toplayan dil ve edebiyat yadigarıdır. Aklıma sen geldin. Kervan konser heyetine güvenebilirsin çünkü para askıda kalmaz. Kabul ediyorsun değil mi? Peki ben bu konser heyetinde ne yapacağım? Ne mi yapacaksın? Kızların hepsi acemi. Onlara ustalık edeceksin. Nasıl ustalık yapacağım ben bunlara? Sahne adabını öğreteceksin onlara. Bilhassa ama kızla meşgul olacaksın. Peki ben onun giyinip soyunmasına da yardım ederim.
vilayet merkezi olmayan Ramzet, sahil şehirlerimizden Şirin Bandırma. Hey Bandırma, Bandırma, seni görmeye geldim, sandım bizi Bandırma, sana bir gönüllendi. Ahmet Çavuşmuş, onu bana bul. Olur abi, deniz gazinosunda bizi bekle. Beklemek kolay, mesele bulmakta. Ahmet Çavuş'un bulunması şart, çünkü 10 milyonun sahibini ispat edecek olan Metin'le Abdon'un aradıkları miras vesikasının bir devecinin heybesinde olduğunu ve bu deveciyi de Ahmet Çavuş'un tanıdığını rivayet etmişler. Ama koca bandırmada bir tane Ahmet Çavuş yok ki, bakalım Abdo Bey bu işin içinden çıkabilecek mi? Teşekkür ederim. Gazeteci Metin abi, Ahmet Çavuş. Hoş geldiniz, buyurun oturun. Ben şimdi gelirim. Burada bir arkadaşımla gideceğim. Merhaba. Merhaba. İşte, bütün talimat bunun içinde yazılı. Bu da takip edeceğin Metin. Bu, yanındaki fotoğrafçının resmi. Bir de Serçe Zeki namında rehberleri var. Bilhassa ondan sakın. Her yerde çok tanıdığı var. Şimdi Bandırma'da var. Serçe Zeki'yi parayla elde etmeye çalışın. Olur. İleride bize muhakkak faydası dokunacaktır. Onu bizim tarafa geçirin. Hiç merak etmeyin. Her emriniz yerine getirilecektir. Her gittiğimiz yerden telefonla size vaziyeti bildiririz. Allah'a ısmarladık. Alo. Miras vesikası arayanlar Eskişehir'e geldiler. Eskişehir, Bizanslılar devrinde kralların eğlence ve istirahat yeriydi. İkliminin letafeti, sularının iyi ve bol olması yüzünden krallar burada saraylar ve hamamlar yaptırmışlardır. Ömer ağayı bul getir, ben de birazdan gelirim. Hoş çaynam abi. Evet, oraya. Tabii canım. Uzak mı? İşte şurada. Hangi Ömer ağa? Burada han işletiyormuş ama hanın ismini bilmiyorum. Han işleten bir Ömer ağa tanıyorum, istersen götüreyim seni. Hadi bekle, aradığımız Ömer ağa odur. Eskişehirliler yazın sıcak günlerinde her fırsat buldukça kendilerini Porsuk Çayı kenarına atarlar. Kah gazinolarda oturup, kah sandallarda dolaşarak serinlerler. Metin abi! Demek Abdo'yu tanıyorsunuz. Evet, adamımdır, buraya beraber geldik. Solu çek de yanaştırayım abi. Solu! Yo yo, elleme! Ömer ağayı buldun mu? Lokantada sizi bekliyor abi. Peki, birazdan geliriz, bir yere uğrayacağız. Olur, hemen. Ne o Abdo Bey, takıldın kaldın değil mi? Haklısın, dünyaca şöhreti olan bu Eskişehir taşından meydana gelen sanat eserleri herkesi yolundan eder. Güle güle kullan, yakıştı da Abdo Bey. Ben bu gelişimde Eskişehir'i değişik buldum. Öyle mi delikanlı? Evet. Güzelleşiyor, değişiyor. Kim bilir ileride daha neler olacak? Yapanlar sağ olsun, var olsun. Bile sayılı iyi zenginlik merkezi olan Adapazarı, kervan konser heyeti buraya geldi. Gösterdiğiniz kolaylığa teşekkür ederim. Estağfurullah. İnşallah heyetiniz iyidir. Merak etmeyin, bomba gibi bir heyetim var. Akşama görüşürüz, Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Nedense bu şehri çok severim. Emsali yoktur. Benim için mazideki hatıralarımı canlandırır. Ah! Ne olurdu, bu güzel şehri ben de dünya gözüyle görebilseydim. Bir ameliyatla gözlerin açılır, sen de görürsün. Hele biraz para biriktir bakalım. Gazeteye yazıyoruz.
Gazeteci! Bir yurt gazetesi versene. Metin Bey, bu gazeteye yazı yazıyormuş. Acaba röportajları çıkmaya başladı mı? Lütfen bir bakar mısınız? Peki kızım, bakayım. Kendini bildi bileli, bir defacık olsun İstanbul'dan ayrılmamış olan Filiz, kervan konser heyetine yıldız olmanın ve hem de memleket gezip görmenin hudutsuz sevinci içinde turnelerin ilk merhalesi olan Adapazarı'nda bir araba gezintisi yaptı. Kuzum, patron nerelerde? Ne zaman gideceğiz çarka? Bilmem, biz de bekliyoruz. Gelmesi yakındır herhalde. Otur, otursana şekerim. Oturayım. Nasılsın şekerim? İyiyim, teşekkür ederim. Sonra dikkat edin, o bizim sarhoş da sakın dışarı çıkmasın. Allah'a ısmarladık. Benim bildiğim artist, herkesin teveccühünü kazanmak zorundadır. Hadi yürüyün, gidiyoruz çocuklar. İşte burası da Adapazarı'nın meşhur çarkı. Buraya herkes serinlemeye gelir. Şöyle gidelim. Oo, afiyet olsun. Ama pek erken başlamışsın. Aldırma canım, ben patronum. Sahneye çıkacak değilim ki. Sen iyi bir kızsın. Ortağıma söyleyeyim de seni heyetin baş yıldızı yapsın. Hadi yavrum, hadi. Palavrayı bırak. Şişeyi yarıya indirince kendini 15 yaşında delikanlı görüyorsun. Lafa bak, tabii delikanlıyım. Benim kabahatim, erken doğmuşum ben, erken. Yer kalmadı, yer kalmadı, her tarafı... Atalarımızın ileri sanatlarından biri olan çiniciliği bugün tek başına ve yalnız kendi gücüyle yaşatan Kütahya. Merhaba Serçezeki, nereden çıktın sen ya? Merhaba canım ciğerim, Eskişehir'den geliyorum. Hoş geldin, sefa geldin. Birkaç gün seni bırakmam artık. İmkanı yok vallahi kardeş. Ben buraya birini aramaya geldim. Aradım bulalım ondan sonra. Bulalım. Bana yardım eder misin? Tabii be kardeşim. Yürü öyleyse. Hadi. Al şunu da. Aradıkları adamın Balıkesir'de olduğunu öğrenen Metin, Kütahya hükümet konağından telaşla fırladı. Kaybedilecek zamanı yok anlaşılan. Fatma Boncuk, zulme karşı isyan eden meşhur halk kahramanımız Köroğlu'nun diyarı olan Bolu'da.
Allah'ım yoruldum, bittim. Aman ne bitmez çilem, of! Of, ay! Gel canım, gel şekerim, gel ha! Aman ne dombi kanım bu böyle! Gel şöyle kucağıma bakayım, ah canım benim! Allah seni anana babana bağışlasın! Beni de kaybolan çocuklarıma kavuştursun inşallah, canım! Kervan konser heyeti Zonguldak'a geldi. Zonguldak deyince ilk akla gelen kömür madenleridir. Halbuki Zonguldak vilayeti yalnız kara elmas diyarı değildir. Başta armudu, çiliği olmak üzere bağları, bahçeleri ve meralarıyla da meşhur. Nereye gidiyorsun? Şehri dolaşmak için biraz dışarı çıkıyorum. Bir yere kıpırdama, İstanbul'dan bir serseri gelmiş seni arıyor. Oh. Annesi gönderdi beni dedi. Siz de bir yere çıkmayın. Filiz'i yalnız bırakmayın, ona arkadaşlık edersiniz. Rica ederim, onlar benim için rahatsız olmasın. Hadi geç yerine otur. Oh. Ben gençliğimde buralardan geçmiştim ama şimdi kim bilir ne kadar değişmiştir Zonguldak. Müsaade et de bari ben çıkıp gezeyim buraları. Hayır, sen de çıkmayacaksın. Niye hazırlandın? Şehri dolaşmayacak mıyım? Hiç kimse çıkmayacak, herkes burada kalacak. Yoo, ben çıkarım. Onlar isterse kalsın. Kimse bana karışamaz. İş zamanı haricinde istediğim gibi gezerim. Eğer gidersen işine son veririm. Hiçbir şey de yapamazsın. Kontratta böyle bir madde yok. Ben gidiyorum, kov da göreyim. Ne gülüyorsun be? Nasıl gülmeyeyim orta? Sarhoş şerif. Bak kıza sözünü geçiremedin. Kervan konser heyetinin delişmen yıldızı patrona vetoyu çektikten sonra hemen kendini sokağa atıp Zonguldak'a dolaşmaya başladı. Şimdi Atatürk heykelinin ve belediye sinemasının bulunduğu sahayı geziyor. Matine başladı, artık bu akşam biletlerini satsınlar. Peki. Bir el balma, kömür gözüm ağlama. Ben buralı değilim, bana meyil bağlama. Ben buralı değilim, bana meyil bağlama. Doktor civanım, doktor doktor imanım. Neler istiyor canın, ne istersen alırım. Doktor civanım, bir elinde sazım, çalar bazı bazı. Sen babanı kandır yavrum, anan dünden razı. Sen babanı kandır yavrum, anan dünden razı. Doktor civanım, doktor doktor imanım. Neler istiyor canın, ne istersen alırım. Doktor civanım. Bir elinde cüra, çal vura vura. Küçük hanım geliyor bel kıra kıra. Küçük hanım geliyor bel kıra kıra. Doktor civanım, doktor doktor imanım. Neler istiyor canın, ne istersen alırım. Doktor civanım. Bak hemşerim, senin adın Serçe Zeki değil mi? Ne olacak? Biraz konuşalım. Şöyle tenha bir yere gidelim, çünkü sen iyi bir delikanlıya benziyorsun. Hadi ne söyleyeceksen çabuk söyleyiver de. Uzun lafın kısası, gazeteci Metin'in her hareketini bana günü gününe bildirirsen, işte bak, bu paranın hepsi senin.
Hem de peşin. Sersem, ben parayla satın alınacak adama benziyor muyum? Gözüme baksana sen! Şaka ettim arkadaşım. Affet canım kardeşim. Ahbabın Serçe Zeki'yi arıyorum, görürsen söyle beni bulsun. Peki Metin Bey, söylerim. Serçe Zeki'yi kandıramadım be, verdiğim parayı yüzüme fırlattı. Ne diyorsun budala? Bu işi de mi beceremedin? Ne yap yap Serçe Zeki'yi? Baş! Allah'ın serserisi! Bu adamı nereden başıma sardım bilmem ki. Miras vesikası arayan Abdo namı diğeri Serçe Zeki ve Metin, bütün uğraşmalarına rağmen Balıkesir'de de bir ipucu elde edemediler. Üstelik bunlara engel olmak isteyen karşı tarafın adamları da peşlerine düştü. Sayın Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın bugün Karabük'ün arz ettiği olgun ve ileri manzara ile iftar etmekten kendimi alamıyorum buyurdukları Türk kömür, demir ve çelik diyarı Karabük. Babanın ortağı da çok ileriye gitmeye başladı. Her gün otelde kapanmaktan patlayacağım. Bari babana söyle de o müsaade etsin. Aman abla, sen de babamı adam mı zannediyorsun? Rasim Bey benim iyiliğim için onu kendisine ortak etti. Böyle olacağını bilseydim, hiç turnuya çıkmazdım bunlarla. Ben sıkıntılı bir kadınım. Şimdi de çeker giderim ama yalnız seni düşünüyorum. Gözlerin açılıncaya kadar katlanacağım bunlara. Nerede o bizim ortak olacak Rasim, nerede? Ne yapacaksın? Para alacağım, para! Ben iyi yaşamaya alışmış bir adamım. Karşıma bir sürü afat çıkıyor, bu etmeye mecbur kalıyorum. Alışmamışım, ne yapayım? Gene ne nutuk çekiyorsun sen? Bütün hisseni çektin, alacağın yok ki benden. Avans diye ver, sonra kesersin. Veremem. Azize biliyorsun ameliyat olacak, daha bir kuruşu yok. Ameliyat olmayıversin, ne yapalım? Bu kız sana rakı kumar parası yetiştirmek için mi çalışacak bu oyuna? Bu akşam ilk sen çıkacaksın sahneye, olur mu? Peki, olur. Hadi sen de git, dolaşma yat! Dolaşma böyle ayak altında! Miras vesikası arayanlar, tütünüyle dünya çapında bir şöhret kazanan Manisa'nın en büyük ve en zengin kazası olan Akhisar'a geldiler. Peki abi çek, burada bir şey beceremedik ama hiç olmazsa arkadaşından bir hatıradır bize. Haklısın Abdos, haklarız. Tütüncüler bizi lokantada bekliyor ya, gidelim. Kızılırmak, Kızılırmak sahillerinde 1'e 80 mahsul adan mühim bir çeltik merkezimiz Boyabat. Kervan konser heyeti buraya geldi. Boyabat'a varalım, birincinden alalım. Boyabat'a varalım, birincinden alalım. Boyabat'ın içinde ebediyen kalalım. Boyabat'ın içinde ebediyen kalalım. Tabaklının deresi de Boybat yolu neresi? Tabaklının deresi de Boybat yolu neresi? Doktor gelmiş sarıyor da sade kurşun yarısı. Kusura bakmayın baylar, hiç yerimiz kalmadı. Yarın akşam teşrif edin canım, yarın!
Konya'dan sonra sahaca ikinci gelen vilayetimiz, tarihi hazineler, binbir çeşit şifalı sular ve kaplıcalar diyarı Manisa. Ama çok hırpalamayın. O vesikayı ancak onun sayesinde elde edersin. Tabii, hemen yapacak değiliz patron, sırası gelince. İşi kavramaya başladın. Hadi göreyim seni. Metin bütün dikkatini toplayarak gayet kuşkulu ve gayet ihtiyatlı davranıyorsa da karşı tarafta çok kurnaz hareket ediyor. Tenekkele dememişler, su uyur düşman uyumaz diye. Şu neye soralım? Soralım. Bey kardeşim, Manisa'nın meşhur tarzan nerede acaba? Top atmak için dağa çıktı. Ha. Neredeyse biraz sonra parka gelir. Bekleyelim. Çok güzel. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. İyi ki parka girdik. Bak, Metin burada. Hamdi Sarı yok abi. Bu sabah İzmir'e gitmiş. Ne şans. Sonra Metin abi, tarzanı da bulamadık. Top atmaya gitmiş. Otur bir çay iç. Ben yazımı yazıncaya kadar gitmeyelim. Amma sıcakmış, elim yandı be! Metin abi, size bir şey soracağım ama hoş görün. İstanbul'daki sevgilim burnunda tütmeye başladı. Ne zaman döneceğiz? İşimiz ne zaman biterse o zaman döneceğiz Abdo. Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'dan selam. Allah adını zikredenim evvela vacip oldu cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana. Tamam, oldu kızım. Hadi geç, otur şimdi. Çocuklar, ben bu sanatın eskisiyim. Tecrübelerime dayanarak size bir şey söyleyeyim mi? Patronun hala gelmediğine bakılırsa, yine de Allah bilir ama biz burada çalışamayacağız galiba. Madem öyle, keşke bavulları boşaltmasaydın abla. Tekrar toplamak sana zahmet olacak. Zarar yok, toplarım kızım. Burada salon temin edemedim, Kırıkkale'ye gidiyoruz. Valizlerinizi hazırlayın hadi, elinizi çabuk tutun biraz. Gene mi kör kütüksün? Hay Allah, müstahakını versin sizi! Hiç haysiyet yok mu sende be? İşte burada da senin yüzünden kimse salon vermedi bize! Şu haline bak bir kere! Miras vesikası arayanlar İzmir'e geldiler. 19. asırda Aydın'a bağlı bir sancak olan İzmir'i 1850'de Aydın valisi olan damat Halim Paşa vilayet yapmış ve bu tarihten sonra devletin en maruf vezirleri burada valilik yapmışlardır. Bunların arasında büyük vatanperver Mithat Paşa da vardır. Hı? Dur bakayım. Döndür, 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 doyur, doyur. Dur, 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 dur. Başka bir şey yapalım. Hı? Aman! Şimdi... Hı? 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 Hadi, eyvallah! Ay, 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 ay! Aslan cenapları, müsaade etme, bir resmini çekeyim! Hayır, olmaz! Aa, ne bu be? Erkeksen dışarı çık, o zaman gösteririm ben sana! Hadi git başımdan! Ağzını topla! Sersem! Hakaret etme, şimdi alırım ayağımın altına seni! Elbette seni! Her oros kendi çöpünü de öter! Geleyim mi oraya? Elbette! Ay, öbe!
Peki abi, sağ ol. Madem Hamdi Sarı da ödemiş demiş, ben de gidip Metin abiye haber vereyim. Bana müsaade. Güle güle, selam söyle. Aleyküm selam, eyvallah. Ooo, İzmir'in Mehmet Efesi, merhaba, nereye böyle? Güzellik müsabakasına gireceğim. Plajda erkek güzeli seçiliyormuş da oraya gidiyorum. Yok canım, aman nazar değer orada sana ayol. Ben Ödemiş'ten Söke'ye geçeceğim, Serçe'yle orada buluşacağız. Oo. Sen de Aydın'da yetişirsin. Elbet yetişirim. Biletler hepsi satıldı ama bakalım kervan konseri yeti halkı memnun edebilecek. Heyet pek fena değil, memnun eder sanırım. Fakat şimdi önünüzden geçen bu Sarhoş Kemal yok mu? İşte bu heyetin yüz karası, bu delişmen solist de patronun püsküllü belası. Şu delişmen solist kadar olamıyoruz Azize. Her şehirde çıkıp istediği gibi geziyor. Niye ama ablacığım? Sen benim yüzümden otellerde kapanıp kalıyorsun. Ben gezsem bir şey görmem ki, sen gez bari. Öyle söyleme, hiç olmazsa hava alırsın ama bırakmıyorlar işte. Benim yarım yaylalarda oturur, ellerini soğuk suya batırır. Demedim mi nazlı yarım ben sana, sık muhabbet tez ayrılık Bizans devrinde en büyük ticaret şehri olduğu gibi, ilim, felsefe ve güzel sanatların da son derece inkişaf ettiği bir memleketti. Efes, vaktiyle bir deniz kenarı şehriyken, küçük Menderes nehrinin sürükleyip taşıdığı toprak yığınları, limanı doldurarak geçen yüzyıllar içinde şehrin yeri birkaç defa değişmiştir. Foto Şaban, bu tarihi yeri karış karış dolaşıp fotoğraflar çekmek emelindedir. Ama Efes, birkaç saat içinde gezilecek bir yer değildir. Günlerce kalınabilir. Fakat işleri olanlar için aynı günde ziyaret edip İzmir'e dönmek imkanı da vardır. İzmir'den Efes'e her gün sabah, öğle ve akşam kalkan trenlerden başka otobüs seferleri de vardır. Otobüsler en çok 2,5 saatte Efes'e... Efes, Hristiyanlar için de çok mühimdir. Kudüs Hristiyanlarına yapılan zulümden kaçan Saint Jean, Hazreti İsa'nın kendisine emanet ettiği annesi Hazreti Meryem'i buraya getirmiş ve kendisine Bülbül Dağı'nda bir küçük ev yapmıştır. Hazreti Meryem, 101 yaşına kadar bu evde yaşamış ve bu evde ölmüştür. Zeytin ağaçları ve mersinlerle çevrilmiş olan bu küçük ev, uzun yıllar bir taş yığını halindeyken, şimdi tamir edilmiş ve bir ziyaretgah haline getirilmiştir. Hulasa Efes, kılık ve kalıntıları ayakta duran tarihi bir yerdir. Miras vesikası arayanlar Yeşil Ödemiş'e geldiler. Serçe Zeki, şu dekor içinde bu kıyafetle bir resmimi çek, ne olursun. Olur abi. Ben de senin resmini çekerim. Olur, çekeyim abiciğim. Kurulu mu acaba? Kurulu, kurulu, düğmeye bas tamam. Peki dur, abiciğim. Bir poz vereyim evvela. Evvela. Ah şöyle. Aa, içinde film yok, unuttum. Niye? Koş tak hadi. Peki, hadi, şimdi hadi. Hemen, hemen abi. Bu kılık da beni fazla bekletme. Allah'tan gelen giden yok. Yok mu? Var, hem de öyle biri geliyor ki sıkı dur. Belki sen onu tanımazsın ama o hepinizi tanıyor ve kasaba kasaba, şehir şehir ne için dolaştığınızı da gayet iyi biliyor.
Şüphenizi uyandırmamak için Necmi kıyafet de değiştirmiş. Vaziyetine bakarak bir seyyah, tarihi yerlerin tablolarını yapmaya çıkmış bir ressam diyebiliriz. Foto Şaban, sen kıyafetine bulunduğun yere uygun olarak kendine heykel süverdin ama bakalım Necmi bunu yutacak mı? Nefret ettiler, yanıyorum! Amanın imdat! İmdat anne! Yakın tarihimizde pek büyük ehemmiyeti olan Samsun. Samsun tütün memleketidir. Her tütüne esas gibi katılan dünyanın en yüksek kaliteli tütünü, buranın fedakar ve feragat sahibi tütün işçilerinin emekleriyle meydana gelir. Kervan konser heyeti Samsun'da perdesini açmadan heyetin yüz karası Sarhoş Kemal ilk marifetini gösterdi. Hem de cadde ortasında güpegündüz. Nusf ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı götektir. Bu mısra bu gibiler için söylenmiş olsa gerek. Zafer sineması konser için bütün hazırlığını tamamlamış ama acaba heyet perdesini açabilecek mi? Sarhoş Kemal yetmiyormuş gibi şimdi de bu çıktı başlarına. Bu dediğim adam, dansöz Filiz'i İstanbul'a götürmek için annesi tarafından gönderilmiş. Allah yardımcı olsun heyetin patronu Rasim'e. Burada Filiz isminde bir hanım var mı? Yok, hadi işine. Girin! Annenin gönderdiği adam buraya geldi. Ay! Telaşlanmayın. Ne yapacağız şimdi? Yapılacak bir şey yok. Bir defa buraya giremez. Çünkü ben otelciye sıkı sıkı tembih ettim. Peki ben otelden hiç çıkmayacak mıyım? Telaşlanıp da benim de kafamı alt üst etme Allah aşkına. Nasıl gideceğim işe? Acele etme, elbet bir çaresini düşüneceğiz. İşte... Dizmiş duruyor. Bekler bekler gider herhalde. Baban artık çekilmez hale geldi. Onu atlatmayı düşünüyorum. Sen ne dersin bu işe? Böyle bir şey yaparsanız... Memnun olurum, bıktım artık ondan. İçip içip çatmadığı insan yok. Bir tekme attı, bak bacağım ne hale geldi. Hiç üzülmeyin, yakında başımızdan defolup gidecek. Aman gitsin. Yalnız kendisine bir şey hissettirmeyin, biraz daha sabredin. Ben onu nasıl olsa burada ekeceğim. Merhaba güzel. Kapıyı vurmadan nasıl girersin odama? Sevgilim, hayatım, canım benim. Seni çok seviyorum, aşkını ilan etmeye geldim. Çekil buradan pis sarhoş köpek! Sevgilim! Şimdi bağırır herkesi toplarım başıma, bak hala oturuyor! Şekerim! Aşkına biraz merhamet et ya! Çık diyorum sana, defol buradan! Gidersen yine neşin?
Hadi iç Kemalciğim, iç, afiyet veriyorum, olsun. Veriyorum, şekerim, veriyorum, al. Kadehini doldur, durma doldur. Sana, doldur diyorum. Gel, şunu da benim şerefime iç, hadi şekerim, oo, hadi. Şerefe. Şerefi ne canım, şerefi ne, al. Bizim delişmen kız gelmiyor, ben rakı içmem diyor. Canı isterse gelsin. Al şekerim. Eyvallah güzelim. Kemalciğim, niye durdun ya, hadi ya. Çek, çek Allah aşkına. Şekerim, hadi şekerim, içelim beraber. Rakı, rakı! Rakı ver eşine! Aman, sızıyor çok şükür! Sızsa da kurtulsak! Aman, iğrenç! Aman, sızamadı bir türlü herif! Patla, Emir! Patla! Ne oldu? Ah, tamam, sızdı! Ah, şöyle! Sen bırak! Dur, ben iskemleyi alayım aklına! Ay! Zorla sızdırdık, su getirip ayıltacak mısın? Bırak! Hadi yürü gidelim! Hadi gidelim! Hadi çocuklar, eşyalarınızı toplayın, otobüs aşağıda hazır! Hadi, hadi bakalım, çabuk olun! Otelci, gel oğlum sen de! Al şu hesabını! Yalnız hesabı ödediğimizi ona söyleme! Ona hepsini yeni baştan ödet! Parası yoktur, doldurana kadar onu burada çalıştır, anladın mı? Filiz, sevgilim! Nereye gittiler diye sorarsa Sivas'a gittiler der! Başüstüne! Sen hiç merak etme! Bak ben onu nasıl yola getireceğim! Kolay kolay elimden kurtulamaz. Tamam, Allah'a ısmarladık. Sevgilim, Filiz. Hadi kalk. Kalk bakalım Kemal Efendi. Kendine gel. Sizin heyet Sivas'a gitti. Ne? Gittiler mi? Sivas'a mı gittiler? Beni bırakıp da nasıl giderler? Bende otel hesabını ödeyecek para yok. O ceketten başka eşyam da yok. Ben onu bunu bilmem. Hesabı ödemeden buradan bir adım bile dışarı atamaz. Nasıl olur, senin yanında hiç kredim yok mu? Yok. Sen kim, kredi kim? Serçe Zeki miras vesikası için bir başına yeşil tireye geldi. Bahar gördüm, yaz gördüm, güzel gördüm, nar gördüm. Her tarafı dolaştım, kireci bir av gördüm, yandım kirelip, kirelip sevdim kirelip. Kirelip penceresi cam değil, boyaları ham değil. Bugün kireyi gördüm, ölüm sende gam değil. Kirelip, kirelip sevdim kirelip. Sarı Hamdi burada mı abi? Söke'ye gitti. Eyvah, öyleyse biraz dinleneyim. Zümrüt gibi sahilleri, tabii plajları ve her derde deva kerametli suyu ile meşhur Yeşil Ordu. Ordu'nun sokakları, ordu'nun sokakları, döşenidir döşeni, döşenidir döşeni. Ara buldum gidiyorum, ara buldum gidiyorum, ben bu aşka düşerim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yücem. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne
yer abla. Orada ben anlatamadım bile. Cennet gibi bir yer. Harekat ver! Ah akılsız kafa! Vaktiyle ordulu bir zengin benimle evlenmek istemişti de varmamıştım. Acaba Sarhoş Kemal ayılınca ne yapmıştır? Peşimizden gelmeye kalkmıştır. Ama otelci kolay kolay bırakmaz. Oh başımız dinlendi. Garbi Anadolu'nun en büyük kazalarından bir mamure ve iktisadi refah diyarı Söke. Miras vesikası arayanlar buraya geldiler. Ey Söke'ni, Söke'ni, namınız var her yerde. Vurgunum ben Söke'ni, sizin gibi çöllerde. Demek siz bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyorum. Ya siz? Bak, Karayefe bilir diyorlar. Buraya mı davet edelim yoksa biz mi gidelim? Sor bakalım, bizimle konuşmaya vakti müsait. Peki abi. Kara Efe lakabı olacak herhalde. Asıl ismi nedir? Eğitmen Neret. Merhaba Kara Efe'm. Merhaba Hafta Bey. Beş parmak dağın tepesi, ben Söke'nin Kara Efe'si. Otur. Elinizi öpeyim. Derhudar ol, elependerin çok... Bir derdim vardı, onu size sormaya geldim be efem. Ama bu sefer kendim için gelmedim. Başka bir arkadaşın işi için geldim. Bana bir dakika müsaade. Metin Bey! Meşhur Kara Efe'miz, gazeteci Metin Bey. Hoş geldiniz. Metin Bey bu ha? Demek bunun derdi var. Evet efendim. Neyse söylesin bakalım, bir çare buluruz elbet. Bana müsaade Metin Bey. Peki. Çopur müsait alır mısınız? Hayır, tanımam. Fındık istihsali bakımından en ön mevkiyi işgal eden, Türkiye'nin en iyi kaliteli fındığını yetiştiren bir vilayetimiz. Karadeniz'in zümrüdü Giresun. Kervan konser heyeti buraya geldi. Bu kadar sevineceksin. İnşallah. Annemin gönderdiği adam hala duruyor orada. Başıma bir iş çıkarmasa bari. Ben öyle nelerini gördüğüm nelerini, hiçbir şey yapamaz, merak etme. Kızlar fındık ayıklar, sevenler sevdiğini gece gündüz ayıklar. Sevenler sevdiğini gece gündüz ayıklar. Hoy deniz, Karadeniz, hoy deniz, Karadeniz.
Miras vesikası arayanlar Nazilli'ye geldiler. Bütün varı yoğu ile Türk işçisinin alın terini ve el emeğini ortaya koyarak çıkardığı Nazilli basması, Nazilli'yi göstermeye, tanıtmaya ve sevdirmeye yeter de artar bile diyen Gani Dikmen'in cidkı var. Nazilli'yi basması, dinam boyu, her güzene yakışır. Nazilli'ye gelenler el ağızlığı, aygın aygın bakır. Miras vesikasını arayan Serçe Zeki Mehmet'in Nazilli caddelerinde iki koldan faaliyete geçmiş bulunuyorlar. Acaba iyi bir netice elde edebildiler mi? Burada deveci Çopur Musa'yı tanıyan bilen yok. Ben de kime sordumsa bilmiyorum dedi. Aydın'dadır belki. Öyleyse Aydın'a gidelim. Zaten Foto Şaban'la da orada buluşacaktık. Sen otele git eşyaları hazırla, ben şimdi gelirim. Eşyaları hazırlarım abiciğim. Tuf! Hayat mı bu be? Akşama kadar ağzına bir damla rakı komadan çalış dur. Bu Samsun'dan ben değil ölüm çıkacak galiba. Eskisi de meyhane havası çekilir mi be? Kes! Ah Rasim ah! Beni otel köşelerinde bırakıp bu hallere düşürdün. Bana baksana sen! Sana oturmak yok demedim mi? Hadi bakalım kalk çalış! Hadi kalk diyorum sana, kalk! Halim yok abi! Küçük bir şişe rakı al! Bak o zaman arı gibi nasıl çalışır? Aslanım ben seni yeni tanımıyorum! Ağzına bir damla rakı değdi mi sen yerlerde zıbarırsın! Kalk çalış! ...ve her yanı tarihi eserlerle dolu olan Karadeniz'in incisi Trabzon, kervan konseyeti buraya geldi. Çok teşekkür ederim. Afişi şuraya asarsınız, olmaz mı? Baş üstüne. Ben çocukla gönderirim şimdi. Büyükçe mi var? Evet, şu gördüğünüz afişten daha büyükçedir. Beklerim. Gönderirim, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Filiz'in annesi de çok becerikli bir adam seçmiş. Hiçbir iş yaptığı yok, yalnız heyet nereye, bu da oraya. Ben Rasim Bey'in halini hiç beğenmiyorum. Göründüğü gibi bir adam değil bu. Ne zamandır yevmiyelerimi vermiyor. Ben de aynı vaziyetteyim. Niye böyle yapıyor, maksadı ne acaba, anlamıyorum. Söz açıldı, ben de söyleyeyim. Benim de bütün param onda. Göya gözlerimin ameliyatını kendi eliyle yaptıracakmış. Şimdi benim içim iyice çürüdü. Bizim paraların üstüne oturacak galiba. Hadi çocuklar hazırlanın, biraz erken hadi gidelim sahneye. Hadi. Aa, gidelim. Dağlarından bal akar diye şöhret bulan şifalı su kaynakları ile bütün dünyanın en zengin yerlerinden biri olan Aydın. Benden selam olsun çok sevdiğim Salcı Muharrem Efe'ye. Sıcaktan dudakları çatlayan Foto Şaban'ın yalnız başına şerbetçiye koştuğuna bakılırsa arkadaşları daha gelmemiş anlaşılan. Affedersiniz, yanılmışım, özür dilerim, gelmişler.
Bakın Aydın'ı bizzat da hararetli hararetli konuştuklarına göre aradıkları adam hakkında bir malumata sahip oldular galiba. Hadi hayırlısı. Kervan konser heyeti Şirin Bayburt'ta kalmadan geçti. Yine Ankara'ya döndüğümüze göre demek miras vesikası arayanlar geldi bu sefer. Bir dakika, onlar diye galiba. Hem Fatma Boncuk. Zavallı anne, hala yavrularını bulamamış, belli. Selçuk oğulları devrinde medeniyet meşalesinin yandığı yer, Sivas. Türk medeniyetinin ebedi eserlerinden Çifte Minare. Daha birçok eserlerle doludur bu memleket. Ve aynı kıymete ait eserlerden Gök Medrese. Mavi çinilerle süslü zarif bir şaheserdir. Affedersiniz, ben buranın yabancısıyım. Hoş geldiniz, ne istiyorsunuz? Ben Kervan Konser Heyeti ortaklarından Kemal. Size bir şey soracağım. Bu sinemaya Kervan Konser Heyeti geldi mi acaba? Hayır, şehrimize böyle bir heyet gelmedi. Gelseydi duyardın. Sizden bir ricam var. Bana biraz borç para verir misiniz? Geldikleri zaman öderim. Aksi zamanda geldin. Patron burada yok, İstanbul'da. Heyet nasıl olsa gelecek. Bundan şüphen olmasın. Onun için sen veriver, ne olur. Olsaydı verirdim ama ne yapayım? Üzerimde hiç param yok. Ne yapalım? Elbisemi satayım bari. Kervan konser heyeti, şarkın incisi olan güzel Erzurum'a geldiler. Ablacığım, Metin Bey evli mi acaba? Kızım, böyle hayallere dalmayın. O gazeteci genç ne senin ne de Filiz'in dengi. O çok yüksek bir aileye mensupmuş. Ablacığım, ben bu maksatla sormadım. Çocuk mu kandırıyorsun Azize? Ben senin onu sevdiğini pekala da biliyorum. Of, bu hapis hayatı ne zaman bitecek? Otelde oturunca günler de geçmiyor canım. Metin'in yazılarını oku, günün nasıl geçtiğini anlamazsın o zaman. Doğru söylüyorsun ablacığım ama eli kız gazeteleri getirmedi ki, daha ne yapayım? Müjde çocuklar, müjde! 3 günlük biletimiz satıldı, böyle giderse işimiz iş! Çok memnun oldum, inşallah böyle devam eder. Ha, biriken yemeğleri bu akşam alırız değil mi artık? Yo, ona daha vakit var, hesap görme zamanını bilirim ben. Kervan konser heyeti burada cidden her yerden çok daha fazla rağbet gördü. 3 günlük biletin satılmasına rağmen, bu gördüğünüz kalabalık akın akın konserin verileceği sinemaya koşmaktadırlar. Ela gözlüm, ben bu ilden gidersem, zülfü perişanım, çöz melul melul, çöz melul melul, keremet gönülden çıkarma beni, Allah göz yaşını silme lül melul, keremet gönülden çıkarma beni, Allah göz yaşını silme lül melul. Yeter ey sevdim, sen seni düzel. Yeter ey sevdim, sen seni düzel. Karaları giyin, beyazı çöz at, beyazı çöz at.
Amerika Federal Yollar İdaresi Müdürü Mr. McDonald'ın buradaki Baklan Ovası tek başına Türkiye'nin ekmek sepeti olabilir dediği Yeşil Denizli. Kervan konser heyeti buraya geldi. Hiçbir şeyi kaçırmayan Serçe Zeki Horoz dövüşünde. Denizli horozları uzun ve ahenkli ötmekle meşhur oldukları kadar dövüşmede de şöhret sahibidirler. Fakat ötme şöhretleri kadar değil tabii. Çünkü 20 saniye durmadan ötmek suretiyle rekor kırdıkları da çok defa vakidir. Ben gideyim ya arkadaşlar. Vallahi çok büyümüşüm var ya. Getirelim, olmaz be ya. Ya. Ne olacak? Vay canına. Uf be. Hadi hadi aslanım. Hadi seni seviyorum. Hadi sağ ol! Vur! Vur tepesini! Hadi oğlum! Vur! Şakara kart! Vur tepesini! Ama ne yap yap, Metin'i Vesika'yı aramaktan vazgeçir ki meydan bize kalsın. Denizli'nin hususiyeti, Herapolis harabelerinin olduğu yerdeki Pamukkale. Burası, uzaktan bakılınca atılmış bir pamuk yığınını andırdığı için Pamukkale adını almıştır. Pamukkale'de topraktan fışkıran ve 150 metre murabba genişlikteki gölü meydana getiren su, hakikatta karbondioksit gazı bakımından zengin, sıcak bir kaplıca suyudur. Terkibinde bulunan maddeler dolayısıyla bu su, kalp, sinir ve damar sertliği hastalıkları için şifa kaynağıdır. Bu hastalar, Pamukkale suyunda banyo yaptıkları takdirde çok büyük faydalar sağlarlar. Miras vesikası arayanları adım adım takip eden Necmi, İstanbul'daki patronuyla son telefon görüşmesinde ondan aldığı takdirlerle beraber ne yap yap gazeteci Metin'i miras vesikası aramaktan vazgeçir ki meydan bize kalsın emri üzerine Necmi Aygır Mustafa'ya Metin'i bu işten vazgeçirmek için kemiklerini kırıp pestini çıkarıncaya kadar sopa atmak vazifesini verdi. Şimdi Aygır Mustafa Pamukkale'yi ziyarete gelen Metin'in peşinde.
Bugün güneşte dolaşmaktan harap oldum. Sucuk gibi olmuş. Ya. Bu vesikanın bulunacağından ben ümidimi kestim. Senin ümidin var mı? Dicle'nin kaynağı, kültürlü ve hareketli Elazığ. Kervan konser heyeti buraya geldi. Ne yapayım, sen söyle bakalım. Ne bileyim ben? Otelden çıkmadıkça bir zararı dokunurum. Sabahtan akşama kadar otelde otur, hiçbir yer gördüm yok ki. Senin canın sokağa çıkmadığın için sıkılmıyor. Gazeteci Metin'den mektup alamıyorsun da onda. Metin'den bana ne? Ne demek sana ne? Metin'e aşık olduğunu bilmiyor muyuz sen? Hadi be sen de. Al şekerim, sevdiğinin gazetesini getir. Aman eksik olsun. Bırak şimdi boş lafları. Sen Metin'i bal gibi seviyorsun. Ben de gencim. Benim de başımdan böyle şeyler geçti. Benim hiç kimseyi sevdiğim yok. Aman sen gel de benim külahımı anlat. Rica ederim, kapa bu bahsi artık. Peki şekerim. Evet, seviyorum, hem de deli gibi seviyorum ama bundan aleme ne? Otur kızım Azize. Azize'yi tebrik etsene, Filiz gazeteci Metin Bey'den mektup aldı. Sizi tebrik ederim Nigar Hanım. Sarhoş Kemal, halini acındırdığı bir otobüs şoförünün misafiri olarak parasız yola çıktı. Unutulmaz acılarımızdan biri olan büyük zelzele felaketinden sonra yeni baştan kurulan Şirin Erzincan. Kervan konser heyetinin Erzincan'a gelmediğinden emin misin? Haberimiz olurdu. Eyvah, gidip kendimi Gelinboğan'a atayım. Sarhoş Kemal, Gelinboğan'a geldiği zaman "Ey rakıs hayat, elveda!" diye bağırınca Gelinboğan adeti üzere köpürmeye başladı, o da kaçtı. Milattan evvel 2. yüzyıl ortalarında Bergama Kralı 2. Attalos tarafından kurulup Attalya ismi verilen Akdeniz'in incisi Antalya. Attı, Metin otelde seni bekliyor. Ne o tuhaf bir halin var? Sevgilimin hasreti düştü gönlüme. Aa, aklıma geldi. Hı? Duyduğuma göre onun çalıştığı kervan konseri değil ki, Samsun ne çare, biz buradayız. Öyle ya. Üzülme canım, bir gün kavuşursun. İnşallah. Sabahleyin resim çektiğim yeri biliyor musun? Şu ağaçlı yer değil mi? Ha, Metin'le oraya gel, olur hadi abi, eyvallah. Eyvallah. Çarşamba dedikleri şekerdir ye. Hiç aklımdan çıkmıyor o yarın dedikleri, o yarın dedikleri. Ben Samsun'a gidemiyorum, kar olmayınca Samsun bana haram olsun, yar olmayınca.
Antalya'da bir ipucu elde edemeyen miras vesikası arayıcıları yeni kararlara vardılar. Metin ve Selçe Zeki yine aynı maksatla Alanya'ya, Foto Şaban'da bazı tarihi yerlerden fotoğraflar çekmek gayesiyle Ankara'da buluşmak üzere buradan iki kola ayrılıyorlar. Miras vesikası peşinde koşan Metin'le Selçe Zeki, Alanya'ya geçerken Belkıs harabelerine uğradılar. Selçukiler zamanında cami olarak kullanılan bu açık hava tiyatrosunun 15.000 kişilik oturulacak yeri vardır. Yeryüzünde mevcut açık hava tiyatrolarının hepsinin cephe kısmı yıkılmıştır. Fakat Belkıs tiyatrosunun bütün cephe duvarı ayaktadır. Belkıs Tiyatrosu, yeryüzündeki açık hava tiyatrolarının güzellik, nispet ve mimari bakımından en mükemmelidir. Engin Akdeniz'in zümrüt dalgalı sahillerinden şanlı mazisine dimdik ve ihtişamla bakan Mamurya Kalesi. Altın kumlu sahilleri, köpüklü çağlayanları, portakal bahçeleriyle meşhur olan Türkiye'nin muz ve hurma diyarı Alanya. Peki burası neymiş? Burası o zamanın eski pazar yeriymiş. Selam Metin abi. Merhaba, ne oldu? Kasım Cambazgil'i buldun. Şurada bizi bekliyor. Peki, gidelim. Müsaadenizle Alasma abi. Güle güle. Meşhur Alanya Kalesi'nden ayrılan Metin'le Zeki, az gittiler, uz gittiler, nihayet Kasım Cambazgil'in yanına indiler. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bay Kasım, teşekkür ederim. Yazılarınızı okurlar mısınız? Memnun oldum. Yurt Gazetesi'ne yazıyorsunuz, evet, değil mi? Ben Yurt Gazetesi'ne almayayım. Memnun oldum. Müsaade edin de bir yere gidip davama geçeyim. Tamam, ama sakın bir yerde takılıp kalma. Sizi rahatsız etmemin sebebi Deveci Çopur Musa'yı arıyoruz. Onu da sizin tanıdığınızı söylediler. Şu resme bakın bir kere, aradığınız Musa bu mu? Mersin'le Silifke arasında bulunan bu Kız Kalesi, bir rivayete göre Finikeliler tarafından yapılmıştır. Kervan konser heyeti Malatya'da. Malatya, yalnız meyvecilik bakımından değil, sebze, pamuk ve hayvan mahsulleri bakımından da mühim bir vilayetimizdir. Bizi niye takip ediyorsun sen? Filiz'i görmek istiyorum. Filiz aklından çıkar, yoksa pişman olursun. Artık asıl siz pişman olacaksınız. Demek Malatya'da çalışamıyoruz. Diyarbakır'a geçiyoruz. Bu kötü oldu patron. Çok zengin manzaralarıyla turistik bakımdan Türkiye'nin en cazip köşelerinden biri olan Burdur. Merhaba. Kervan konser heyeti gelmiş buraya. Hangi oteldeler acaba? Şu yanımızdaki otel inmişlerdi, oraya sor. Hiç zahmet edip de sorma Sarhoş Kemal, çünkü kervan konser heyeti Malatya'dan çoktan gitti. Bu acı havalisi alan Sarhoş Kemal, ne etmişse etmiş, ne eylemişse eylemiş, bir şişe rakıyı yine tedariklemiş. Öfkesini, kederini dağıtmak için şimdi bunu zikrenecek bir yer arıyor. Buldu da. Buldu ama şişe de suyun içine düştü ve kırıldı.
miras vesikası arayanlar Afyon'a geldiler. Türkiye'deki şehirler içinde en mamur olanlarından biri de muhakkak Afyon Karahisar'dır. Bunları takibe lüzum kalmadı. Vesika hakkında esaslı malumat edindim. Kayseri'ye gidiyorum. Gittiğimin farkına varmasınlar, onları oyalar. Belki oyalarım. Hadi bakayım. Baş üstüne. Hadi! Deveci Çopur Musa ne oldu? Getirin Afyon'un meşhur kaymağını. Misafirler ağırlama zamanı geldi. Hadi bismillah. Buyur Metin Bey, afiyetle yiyin. Buyurun. E hadi dayı, buyur bakalım. Gelmez mi bu yavru? Türk milliyetçiliğinin en yüksek simalarından biri olan Ziya Gökalp'ın doğduğu şehir, Diyarbakır. Mardin kapışan olur, lele, lele. Leleleli andım, Mardin kapışan olur, dibi değirmen olur. Buralarda yar seven, mutlaka verem olur. Lele, lele, leleleli andım. Buralarda yar seven, mutlaka verem olur. Lele, lele, leleleli andım. Türkiye'nin en büyük sinemalarından biri olan Dilan Sineması karşısındaki parktaki et çatan delişmen kız bu hürriyetini Zonguldak'ta patrona ben işimin haricinde istediğim gibi gezerim diye çektiği vetoya borçludur. Ne güzel söylemişler, nasıl alıştırırsan öyle gider diye. Size kara bir haberim var. Sarhoş Kemal gelmiş buraya. Ay ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hemen Diyarbakır'ı terk edeceğiz. Yandınız yandınız. Sarhoş Kemal, bir meyhaneye oturmuş kapıyı çekti. Eyvah! Ya buraya gelirse? O gelmeden biz gideriz, korkma. Sen mi gördün, biri mi söyledi? Ben gördüm, o da beni gördü. Tam belamdan kurtulduk. Sarhoşa yakalandı. Hadi hemen gidiyoruz, eşyaları toplayın çabuk. Sen buradasın değil mi? Ben Gazi Çiftliği'ne kadar gidiyorum. Ben de Gençlik Parkı'na uzanacağım. Serçe Zeki, Ankara'nın Altındağ Mahallesi'nde. Vazifesi, Afyon'dan sağlık verilen Deveci Çopur Musa'nın torunu Recep Çopur'u bulmak. Fakat bu sefer pek düşünceli ve ümitsiz bir hali var. Böyle anlarda yakılan sigaralar şaşkınlığın alametidir. Ama Serçe Zeki'nin şaşkınlığı uzun sürmedi. Birdenbire bir emniyet geldi kendisine. Bu işin içinden de yüzünün akıyla çıkacak gibi görünüyor. Bana bak! Sen Recep Çopur değil misin? Musa Çopur'un torunu? Hayır, torunu değilim, oğluyum. Daha iyi, sana soracaklarım var. Sor. Dur bakayım, bir şeyler verelim şuna, ha? Al, 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 ha, şöyle. Uuu, kağıdını da al, dişine bak. Bunu yer mi abi? Yer, yer, ver, 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 ver. Al bakalım, ha, sakın hortumundan ıslatma bizi. Dur bakayım şimdi, hortumunu kaldır, bir resmini çekeyim, ha? Musa'nın oğlunu buldum. Aradığımız heybe Ürgüp'teymiş. Alıp getiririm dedi. İnşallah getirir. Al şunu ona ver de yol parası yapsın. Yalnız heybeyi Konya'ya getirsin. Dur, dur, dursana! Uslu dursana, biraz sulluk etme işte. Deve kuşu! Biraz gül bakayım. Gül, 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 gül. Aa, gülsene ayol!
Kayseri. Büyük Türk mimarı Koca Sinan Kayserilidir. 1490'da Ges Bucağı'nın köyünde doğmuştur. İnanın bana patron, şans bu sefer bize güldü. Ben onları Afyon'da atlattım. Şimdi Ürgüp'e hareket ediyorum. Aradığımızın Kervan Kayası'nda olduğunu öğrendim. Hepsini rahat rahat alın. Onların da peşinden gelmeyeceğinden emin misin? Yediğim ekmek gibi eminim. Eğer bu işte fos çıkarsa, yediğin ekmeği fitil fitil burnundan getiririm. Müjde haberini pek yakında bekle. Hadi bakalım. Müjde Nigar abla, patron bugüne kadar birikmiş bütün paraları Konya'da verecekmiş bize. İnşallah öyle olur ama ben inanmıyorum Filiz. Yo yo inan, namusu üzerine söz verdi. Gözlerini açtırıcıyım diye bunca zamandır beni oyalayıp duruyor. Konya'da bütün paramı almazsam sahneye ayak basmam. Ben de çıkmam. Ben de çıkmam, yüzüstü bırakırız onu. Tabiatın mahir parmaklarıyla işlenmiş Göreme peri bacaları ve şeytan kayaları. Burası Harikalar Vadisi muazzam bir sahadır. Göreme peri bacaları ve şeytan kayaları, minareler, ehramlar, kiliseler ve çok garip sütunlarla dolu koskoca bir memlekettir. Birçok medeniyete beşik olan Göreme peri bacaları ve şeytan kayaları, mağara insanlarına mesken, Hristiyanlığa da ilk çağlarında melce olmuştur. Dünyada eşi bulunmayan bu garip memleket, bu kaya alemi hala geçmiş yüzyılların havasını teneffüs etmektedir. Burasını ziyaret eden bir kimse, kendisinin bir an için hayaletlerle dolu başka bir dünyaya götürüldüğünü zanneder. Hulasa, Göreme peri bacaları ve şeytan kayaları, baştan başa sihir, rüya ve efsane diyarıdır. Miras vesikası arayanlar, efsane sihir dolu, tarihi bir şehir olan Konya'ya geldiler. Çok çeşitli güzellikte 69 adede yakın tarihi eser bulunan Konya, bir zamanlar Mevlevi şehri diye tanınırdı. Vay gazeteciler, nereden çıktınız böyle? Yine karşılaştık seninle Boncuk abla. Nasılsın? Çocuklarını bulabildin mi?
Ne gezer be evladım, artık ümidimi kestim. Geziyorum dünyayı, görüyorum Konya'yı. Allah'tan ümit kesilmez. Haklısın evladım, Allah'tan ümit kesilmez. Burada ne kadar kalacaksınız? Belli değil. Oh, öyleyse bol bol görüşürüz. Şaban efendi, bir resmimi çıkar da hatıra kalsın. Çekeyim ablacığım. Yok canım, dur Allah aşkına. Hemen çekin. Hazır mısın ablacığım, dur, çekiyorum. Dur canım, dur. Ay. Şöyle dur, aman süsleneyim bacım. Tamam, pevkalade. Hay ellerin dert görmesin. Serçe, sevgilinden haber alabiliyor musun? Yok be abla, bunların söylediğine bakılırsa bir yerde karşılaşma ihtimali varmış. Hadi bakalım, akşama görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Hadi bakalım, iş başına, iş başına. Güle güle abla. Aslan ablamız. Maşallah, yaşına göre çok dinç. Hakikaten dinç. Yo, vazifeni bil de başka şeye karışma. Evlatlarının hasretiyle bağrı yanan Fatma Boncuk, çocukları gördü mü onları sevip okşamadan geçemez. Ne yapsın analık? Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. İnşallah yakında yüzün güler garip Fatma Boncuk. Bugün yüzünden beni yarı yolda bırakıp gideceksin. Yok be Metin abi, bir kız için seni bırakıp gider miyim hiç? Gel. Bronzi. Ali'den. Aradığımız heybeyi elde etmiş, geliyormuş. Çok piyak havadis, hemen İstanbul'a dönecek miyiz? Hele dur bakalım, Ali gelsin de. Ah, bittim artık, dön dolaş her gün aynı nakarat. Hiçbir haber yok, bitsin artık bu çilem. Harika, nefis! El işi değil mi bunlar? Hepsi el işi efendim, burada gördüklerinizi. Çok güzel. Bunlar da meşhur Konya kaşıkları değil mi? Evet efendim, Konya kaşıkları. Şimşir değil mi bunlar? Evet efendim, ama hiç kalmadı maalesef. Müsaadenizle. Güle güle efendim. Vay Hüseyin Peyda! Ben de senin gibi ne zaman artist olacağım kardeş? Güzel bir otele benziyor. Güzel oteldir. Ben bir zamanlar burada kalmıştım. Çok rahat ettim. 13. yüzyılda yaşayan Şark İslam tefekkür tarihinin en değerli mümessili Mevlana Celaleddin, nurlu gözlerini 1273'te yumdu. Hırkasına sarılı tabutunun arkasından sel gibi akan muazzam kalabalığın içinde Hristiyanlarla papazları, Musevilerle hahamları hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O bizim Mesih'imizdi. O bizim İsa'mızdı. Musa'nın, İsa'nın sırrını biz onda öğrendik, onda bulduk. O güneşti, güneş bir yeri değil, bütün dünyayı aydınlatır diye feryat ediyorlardı. Tabutunun önünde 7 öküz çekiliyordu. Bunlar, o zamanın adetince kabri başında kurban edilecekti. Evden sabahleyin çıkan tabut, yolları tıkayan mahşeri kalabalık yüzünden pek yakın olan musallaya ancak akşamüstü vardı. Namazı kılındıktan sonra gün kavuşurken, Konya, dünyalara sığmayan o dahayı bağrına basmış, manevi varlığı insanlığın gönlüne gömülmüştü. Otur, otur. Azize Hanım, bu ne güzel tesadüf böyle. Siz de bu oteldesiniz demek. Sesinden tanındın mı? Karşımdaki Metin Bey. Tevekkeli değil, ses hiç yabancı gelmedi. Bu benim için büyük bir sürpriz Metin Bey. Sizinle tekrar karşılaşacağımı hiç ümit etmiyordum. Daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Öyledir Metin Bey, şükür kavuşturana. Vakit tamam, ben Meram bağlarına gideceğim. Çabuk dön, seni sabırsızlıkla bekliyorum. Peki abiciğim. Bütün
turne boyunca Nigar ablam bana sizin yazılarınızı okuyordu. Onlarla abunuyordum. Metin'le Serçe Zeki'nin diğer diğer aradıkları miras vesikasının bulunduğu heybe nihayet Meram Bağı'nda arz endam eyledi. Bakalım netice ne olacak? Soyadınız Beceren mi? Evet, ben Rasim Beceren ama niye sordunuz? Sizi telefonla savcılıktan sordular. Sinemada konser heyetinin patronu varmış. Benim ne var? Savcılıktan istiyorlar. Gidiyorum. Sonra konuşuruz, olmaz mı? Güle güle, güle güle. Aslan sen aşağıda otur da bir çay iç, seni son derece memnun edeceğiz. Araba aşağıda hazır abi ama sen bir savcılığa uğrayıp senin için aradıklarını sorsaydın. Kendi ayağımla kapana mı sen gideyim? Sen daha iyi bilirsin ama abi, kanun elinden kurtulunmaz. Buradan kaçsan bile nasıl olsa bir yerde yakayı ele vereceksin. Nasihati bırak şimdi, hadi yürü arabaya, hareket ediyoruz. Bu mu heybe? Ta kendisi. Talimatta eşkıyalı yazılan heybe bu işte. Daha evvel başkasının eline geçmiş mi bu? Hiç zannetmem. Ama Ali aşağıda çay içiyor. İstersen kendisine bir soralım. İyi ettin de patrona haber gönderdin. Gelsin paralarımızı ödesin bizim. Sonra konseri ilan etsin değil mi ama? Patronunuzu istemişsiniz. O İstanbul'a gitti. Bir şey söylemedi mi? Hiçbir şey söylemedi. Kaçtı. Bizim paralar da gitti. Ben böyle olacağını çoktan biliyordum. Parasız pulsuz ne yapacağız burada? Üzülmeyin, ben elimden gelen yardımı yaparım. Ayol şu kıyafetine baksana. Sen kendin muhtacım birisin. Bize nasıl yardım edebilirsin? Para verecek değilim. Salon tutarım, işlerinizi hazırlarım, hep beraber konser veririz. Merhaba müdür bey, sizinle konuşacaklarım var. Buyurun Abdo bey, buyurun. Ne diyordum kızım? Hocanızdan bahsediyorum. Ah, onun lafını açma! Allah iki gözü kör olsun da sürün sürün sürünsün inşallah! Allah'ından bulsun! Müjde, müjde! Salonu temin ettim, sinemacı istediğiniz kadar oynayabilirsiniz dedi. Ha? Yaşa be Abdo! Sen çok becerikli bir adamsın, gözüme girdin! Allah senden razı olsun! Azize Hanım hazırsın değil mi? Evet Zeki abi, hazırım. Filiz Hanım nerede? Filiz Hanım yukarıda odasında gazete okuyor. Hele ben de bir Metin abiyle konuşayım bu işi. Azize, çok iyi çocuktur bu gazeteciler. Merhaba. Merhaba, otur. Sizden bir ricam var. Söyle. Konser heyetinin patronu paraları alıp kaçmış. Zavallı otel köşesinde beş parasız kalmışlar. Müsaade ederseniz bunlara ben biraz yardım edeyim Metin abi, olmaz mı? Bunu yaparsan memnun olurum. Yapmasına yaparım ama beni Adana'ya götürmezseniz. Peki, birkaç gün kal öyleyse. Sonra Adana'ya gelirsin. Olur abi, peki. Hoş geldiniz ablacığım! Hoş bulduk Filiz'im, canım rahatsız etmiyorum ya! Aa, estağfurullah! Şu dünyada iyi insanlar olmasaydı, vallahi dünya kökünden batardı. Biz de işiniz oldu. Abdo Bey, size salon temin etti, Metin de aşağıda. Bana Metin'den! Ah canım, sen baksana benim şu gözüme! Sen Metin'i seviyorsun, ben yutar mıyım? Aa, hiç de değil! Nasılsınız Filiz Hanım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hatta... Ben her akşam birkaç şişe içerim. Sarhoş olmam sen üzülme şekerim. Kolay değil kara sevda çekerim. Bazen coşar derin bir çeker.
bir efsaneye göre eski ismi Adanos olan Türkiye'mizin en zengin vila... İşte fındık rıza bu abiciğim. Ben Adana'ya döneyim, sen bir de Tarsus'u ara. Vallahi bu işte hayır kalmadı ama istersen bir doğruya bakayım. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler, ayılmadı mı daha? Hayır, ayılmadı. Ayılsa da konuşmanız doğru olmaz. Öyleyse sen bize bir telefon edemez. Ya, memnun oluruz. Ederim ama pek söz veremem. Siz buraya telefon ederseniz daha iyi edersiniz. Peki Filiz, öyle yapalım yavrum. Gidelim. Hadi gidelim. Bu paket ona ait, bırakayım mı kızım? Hayır, hayır, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Talihim olsaydı rakı fabrikasında ameli olurdum. Çok mühim bir zirai bölgenin ortasında bulunan Tarsus, Mersin'e rekabet edebilecek bir merkez halini almaktadır. Kavuşacağım bu yeni dünyayı, yeni hayata hep size medyonum Metin Bey. İyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi şimdi heyecanlanma, istirahat et bakayım. Hadi Filiz, kalk gidelim. Bu da istirahat etsin. Ooo, gemi yükünü aldı, tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Buyurun Nigar Hanım. Teşekkür buyurun ederim efendim. Bunlar niye bizi görünce gittiler Metin abi? Onların saati saatine uymaz. Nasılsın Aziz Hanım? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Maşallah. Söyle, iyi. Bir arzun var mı yavrum? Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare, ah! Boncuk abla, seninle mühim bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Söyle bakalım, seni dinliyorum. Azize'nin kimsesiz garip bir kız olduğunu biliyorsun tabii. Tabii biliyorum. Onun için düşündüm taşındım, Azize ile evlenmeye karar verdim. Kendisi kabul ederse tabii. Sen bu fedakarlığı kızı sevdiğin için mi, ha? Yoksa acıdığından mı yapıyorsun? Nasıl düşünürsen düşün. Sen benim büyüğümsün. Onunla konuş, evlenmemize razı et. Üvey babası Sarhoş Kemal buraya gelmiş, Azize'yi arıyormuş. Ona karşı koyabilmem için hak sahibi olmam lazım. Ama seni seven bir kız var, onu hiç düşünmüyor musun? Kimmiş bu? Ayol, Filiz! Kız senin aşkından iğne ipliğe döndü. Seni sevdiğinden çıldıracak neredeyse. O da genç, kusursuz ve çok güzel. Her zaman benden daha iyi bir eş bulabilir. Oğlum, söz veriyorum, senin bu işini tez vakitte yapacağım. Günaydın. Günaydın. Size bir sürprizim var. Bilmem memnun olacak mısınız? Bilmem... ben buna layık mıyım? Fatma Boncuk'un iş başında ilk defa yüzü gülüyor. Sanki öz oğlunu nişanlamış gibi memnun. Ulu Tanrı'ya bin şükür! Bin şükürler ve bin defa hamdü sena! Siz de nihayet dünya güzeli gördüm, minnet ve şükranlar! Fatma abla nerede? Başına güneş geçmiş, otelde yatıyor. Öyle mi? Apta Bey sizsiniz galiba. Evet, benim.
Geçmiş olsun yanık sesli kız. Ben de Nigar. Nigar ablacığım, sen ne kadar genç ve güzelmişsin. Şükür bana bugünleri gösterene, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Filiz abla nerede, yok mu? Fatma ablanın başında. Doktor bey, size minnettarım. Bunu ömrümce unutmam. Size de teşekkür ederim. Sağ olun, vazifemi yaptım. Nice metredeyim, sevginim seni. Rumeli Bosna'yı alemde bulunmaz ruh-i revanı. İzmir Konya'yı Yemen-i Bağdat'ın Acem Şiraz'ın bütün Gürcistan'ı Mısır'ı Hicaz'ı Hindu Hindistan'ı daha ne istiyorsun işte, kızının gözleri açılmış. Akşama da bir ziyafetleri varmış. Ben onlara öyle bir ziyafet çekeceğim ki tadına doyamayacaklar. Durayol, kıtlıktan mı çıktın? Abdo'yu görünce hayretler içinde kalacaksınız. Neden? Seni aç zaman oldu, doyamadım tadına. Adana, Adana, bir giderin Adana. Kurban olalım size, bayranın şerrinize. Kurban olalım size, bayranın şerrinize. Ah evladım, ne sipse ne sipse, Konya alkıştan yıkıldı, yıkıldı! Tebrik ederim Azize Hanım, demek işleriniz tekrar yoluna girdi. Teşekkür ederim Metin bey. Ayol, yalnız Azize'yi mi tebrik ediyorsun? Filiz'i niye tebrik etmiyorsun? Abdo'yu niye tebrik etmiyorsun? Hepinizi demek istedim. Herhalde Azize Hanım'ı çok özlemiş olacağım ki karşımda görür görmez onun adı çıktı ağzımdan. Azize Hanım, bu akşam yemeği beraber yiyelim mi? Teşekkür ederim. Ah! Bizim başımız kel mi, bizim canımız yok mu? Siz de buyurun. Ah! Şöyle köfte hor! Hele bir odaya yerleşeyim de senden peki konuşuruz. Peki efendim, peki. Yurdumuzda yer yer yükselen ve yükselmekte olan refah ve saadet kaynaklarından biri de Seyhan Barajı'dır. Bu dev kuvvet, sadece Adana, Mersin, İskenderun gibi istihlak mıntakalarını sulamakla kalmayacak. Büyük şehirlerden başlayarak ta köylere kadar sanayi, ısıtma ve ışıklandırmada gazın, kömürün vazifelerini görerek bunlara verilen muazzam parayı da tasarruf edecektir. Ne yapayım abla, Metin'i seviyorum. Bir şey yapma. Boş ver. Dünyada Metin'den başka erkek yok mu? Merhaba abla. Merhaba. Konser için mükemmel bir salon temin ettim. Yaşa be Abdo. Ne çalışkan çocuk bu Abdo. Vallahi kızımı bulsaydım sana verirdim. Bulun da vermeyin abla. Sahi, inşallah bulursunuz evlatlarınızı.
İnşallah bulayım. Hemen çocuğumu buna vereceğim, buna. İlk görür görmez pek sevdim Atta Bey'i. Bir randevu alalım o halde. Lüzumu yok. Fethi Bey ne zaman isterseniz getiririm dedi. Mesele yok öyleyse. Gel. Bu heybede yok vesika. Bu heybe değil mi yoksa? Heybe bu ama vesika yok. Hay Allah kahretsin. Metin abi. İstanbul'dan bir mektup. Heybe nerede? Heybe benim odada abi. Mektupta vesikanın heybede olduğu yazılı. Hani nerede? Burada, buraya atmıştım. Orada. Yok. Allah Allah! Şimdi işe yarayacak bir cepken vardı, onu aldım. Heybeyi de buraya attım. Kim aldı acaba? Bir yılda 284 milyon kilowatt saat enerji sağlayan Seyhan Barajı Santralı. Şeytan kadar zekiyim, Hüseyin Peyda gibi yakışıklıyım. Ama yine de sevgilim bana yüz vermez. Ne yapalım, demek ki kaderim böyleymiş. Üzülme Abdo Bey. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. İnşallah. Nasıl buluyorsunuz bu kıyafetimi? Mükemmel, çok yakışmış, çok beğendim. Ha, bu akşam bu kıyafetle sahneye çıkacağım. Çok sükse yapacaksınız. Ne oldu Aziz Hanım'ın işi? Bu akşam son konserim. Yarın ameliyat olmak üzere hastaneye yatıyorum. Hadi hayırlısı. Evlerinin önü vah vah mermer düşeli, evlerinin önü vah vah mermer düşeli, sevgilim geçiyor gayet neşeli, gayet neşeli. 3 yıl oldu anam vah vah derde düşeli, oy nenni nenni sebebim nenni, severim seni. Bir mektup yazdırdım vah vah sevdiğim kızıma, bir mektup yazdırdım vah vah sevdiğim kızıma, zalimin kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Eğer anam duyarsa vah vah vurur dizine, eğer anam duyarsa vah vah vurur dizine, oy nenni nenni sebebim nenni, severim seni. Eğdim kavak dalını, saydım yapraklarını, yârim hamamdan çıkmış, öptüm yanaklarını. Hanım kızlar, kızlar, canım kızlar, kızlar, giyinmiş eve gider, elma yanaklı kızlar, elma yanaklı kızlar.
merak etmemek elde değil. Mecbur olmasaydım bu seyahate çıkmazdı. Ben size sık sık telefon ederim. Olur Metin Bey. Hazırlanayım, hemen yola çıkalım. Pekala. Sen çok kişizade bir insansın Metin Bey. Allah senden razı olsun. Azizi'ye yaptığın iyiliği babası olsa yapmazdı. Ne o? Yolculuk mu var? Evet, öyle. Kızı bu halde mi bırakıp gidiyorsun? Siz varsınız ya. Evelallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık Filin. Gitmek istiyorum abi. Öyleyse biletini al da yarın ayıralım. Ama benim param yok. Veresi olmaz mı acaba? Burası mahalle bakkalı değil. De bas bakalım. Otobüs cezanesi. Evlatlarının hasretiyle bağrı yanan Fatma Boncuk, bohçasını omuzlamış, uçsuz bucaksız Adana'da kapı kapı dolaşarak onları aramaya devam ediyor. Gazi Antep! Arap alemine açılan kapının yanı başında yer alan Gazi Antep, her şeyden evvel Türk harsının, Türk adet ve ananelerinin müessir bir ileri karakoludur. İşte benim hemşerimin evi şu kale duvarlarının altındadır. Orada oturur kendisi. İstediğiniz bütün malumatı da ondan alabiliriz. Ben de sonra sizi gelir istediğiniz yerde bulurum. Olur mu abiciğim? Pekala, hadi çabuk ol. Nasıl, ümidin var mı bu işte? Vallahi bilmem ki, eğer serçe o adamı bulursa ümidim var tabii. Bulur, çünkü emin bir yerden öğrendik, heybeyi çalan buraya gelmiş. Öyleyse vesika elimizde demektir. Evet, ama heybe elimize geçerse. Rahatsız ettim ama, kusura bakmayın canım. Ne münasebet canım, yalnız ben sana evini uzaktan göstereceğim. Biraz aramız bozuktur da onunla. Kahraman Gazi Antep'in aziz şehitlerini ebedileştirmek için dikilmiş olan mütevazi bir abide. Ne oldu? Tamam abi, gel artık. Demek senin hanına geldiler öyle. Evet, benim hanıma geldiler ama iki gece kalıp sonra gittiler. Nereye gittiler? Bilmiyorum, bir şey söylemediler. Heybeleri de var mıydı? Evet, heybeleri vardı ama bir tane heybe. Oynama baba, oynama! Teşekkür ederim baba, Allah'a ısmarladık. Güle güle evlat. Bu heybenin içinde başka neler vardı? Benim böyle bir heybeden haberim yok. Yalan söylüyor. Bana doğruyu söyle, yoksa fena olursun. Doğruyu söylüyorum, haberim yok. Bizi uğraştırma. Bu heybeyi senin odandan almışlar. Bende öyle şey yok, bana bir sigara verin. Gel, inat etme serçe, doğruyu söyle, kazanırsın. Boşuna ısrar ediyorsunuz, böyle bir heybeyi ne görmüşlüğüm ne de bilmişliğim var. Günah benden gitti serçe, bak şimdi nasıl bülbül gibi konuşursun, başlayın! Bu da başlangıç. Doğruyu söylemezsen devamı var. Mustafa, sen bunu bekle. Sakın elinden kaçırayım deme, biz gazeteci Metin'i bulup buraya getireceğiz. Hadi yürüyün! Sen bu kafayla daha çok çekersin. Ateşiniz var, neden? Bilmem, üşütmüşüm galiba. Nabız da normal değil. Bir şeye mi üzüldünüz? Benim dünyada Allah'tan başka kimsem yok. Peki, gazeteci Metin Bey bir şeyiniz değil mi? Olmasını isterdim ama hiçbir şeyim değil. Benim kulağıma çalındığına göre size karşı boş değilmiş. Keşke. Fakat bana acımış, sadece iyilik ediyor. Hepsi bu kadar. Miras vesikası arayanlar Antakya'ya geldiler. Antakya yalnız tarih ve sanat eserlerine malik olmakla kalmaz, tabii güzelliklere de sahiptir.
saadetin dünyaya yaram var. Ey Antakya, Antakya güzel han, ispatettin dünyaya yaram var. Feda olsun canımız güzel han, güzel şanlı Hatay'a yaram var. Güzel şanlı Hatay'a yaram var. Metin'le Selçe Zeki, vesikayı ele geçirmek için ne kadar çabalıyorlarsa, Fotoşaban'ın da bu işi o nispette umursadığı yok. Şimdi de Antakya Parkı'nda dolaşıyor. Hey Apto! Hadi gel. Gel artık, gideceğiz canım. Bir dakika abi, bu son partiyi bitirip ben doğru otele gelirim. Pekala, öyle olsun. Sağ ol abici. Verdiğin malumata çok teşekkür ederim baba, anlasma. Ben de oynamıştım ya. Güzel güzel. Antakya'daki mağaradan yapma bu kilise, dünyanın ilk dört kilisesinden biridir. Miladın 29. yılında Hristiyanlığı kabul edenlere Saint Pierre burada vaaz ve nasihat etmiştir. Dilinin zoruna bak, bizi ana kız zannetti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni öz annem gibi seviyorum. Ben de seni öz kızım gibi seviyorum. Sevgi dedin de aklıma geldi. Metin'in Aziz'e büyük alakası var. Galiba birbirlerini seviyorlar. Metin bey ama Azize'yi benden daha güzel buldu. Ah, şunun düşündüğü şeye bak ayo. Sende bu güzellik varken elini sallasan ellisi, saçını sallasan sırma tanesi. Ay ömürsün Fatma abla. Güzel ve temiz caddeleriyle büyük bir şehir olmaya hazırlanan İskenderun. Miras vesikası arayanlar buraya geldi. Ooo, hakikaten güzel bir yer. Benim de çok hoşuma gitti, cennet gibi yer. Ben burada epey resim çekerim. Bana müsaade edin, yapılacak çok mühim bir ziyaretim var. Eyvallah. Eyvallah. İskenderun'da Kore abidesi. İnsanlık ideali uğruna Kore'de savaşan kahraman Mehmetçiğin mukaddes hatırasına. Hoş geldin Filiz. Nasılsın yavrum, iyi misin? İyiyim abla, hoş geldin. Ne iyi insanmışsın Filiz. Bir zavallıyı sevindirdin. Aha, rica ederim. Bilmem haberiniz var mı? Bugün öğleden sonra ameliyat olacağım. İnşallah iyi geçer. İnşallah kızım. Sakın heyecanlanma, mühim değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ses sanatkarı Ama Azize Adana'ya gelmiş. Bu otelde mi kalıyor burada acaba? Burada öyle kimse yok. Hay Allah! Tabii güzellikleri ve mamureleriyle göz kamaştıran büyük limanımız Mersin. Niye, burası fena mı resim çekmek için? Buranın resmini çoktan çektim. Ben şimdi Mersin'in Ahmet'in kahvesine gidiyorum. Belki orada daha güzel şeyler bulurum. Nerede olduğunu biliyor musun? Yok. Ama meşhur bir adam. Kime sorsam gösterir elbet. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ne oldu? Bir şey olmadı, bana gösterdiğin yabancı değil buralıymış. Yanlış anladın öyleyse, yürü. Hey! Arkadaş! Hı? Çiçeklere basma! Kim atıyor ya çiçeklere, Allah Allah, ne bağırıyorsun? Ben bağırırım, ben Mersin Ahmet'im. Bağırırsan çok fena olur. Ne olur be! Çok fena olur! Ne olur, ne olur? Çok fena olur diyorum sana! Ne olur! Sesin kısılır abi! Merhaba Reşit abi. Oo, hoş geldin Sert. Namı diğer Apto Bey. Nereden çıktın böyle? Bir işim vardı, onun için rahatsız ettim. Çapraşık bir iş olmasın sakın? He? Yok abi, Fındık Rıza diye birisi vardı, onu arıyorum. Ha, Fındık Rıza mı? Gel göstereyim.
biriktirdiği paralarla kılık kıyafetimizdi ya. Ha, aferin Abdo Bey'e. Bakın geldi maşallah. Ne kadar şık değil mi? Kibar oğlum maşallah, elem derebiş kem gözlere şiş. Hopen de oğlum, ayıp ayıp, kendine gel. Ha yeter vallahi yeter. Haya bakanlar bu acık oğlum, ananın karnında nasıl sabrettin ha? Pek kibar halin var Abdo Bey. Vallahi pek asil bir çocuk. Bunu da evlendirmeli. Hazır ol, sıra sende Abdo Bey. Kısmetse olur. Ha Metin Bey, Türkçeden başka bir yazı bu. Okur musunuz lütfen? Nerede buldun bunu? Heybeden cepken almıştım ya. Onun astarından çıkmış. Eskici bulup bana iade etti. Bu vesikayla da peşinden koştuğumuz 10 milyon dolarlık mirasın vesikası. Çok güzel, nihayet bizi buldu desene. Kimin bu 10 milyonluk miras? Ben de bilmiyorum. Şimdi varisini arayacağız. Peki bu vesikada bu yazılı değil mi? Tabii yazılı. Kiminmiş? Türkiye'de varisi Kayserili Dervişoğlu Abdullah'ın torunu Ölü Mehmetoğlu Ömer Deveci'ymiş. Ömer Deveci mi? Evet. Bak şimdi nüfus kağıdımı öyle. Senin asıl adın Ömer mi? Evet, Ömer efendim. Kayserili misin? Evet. Annem anlatırdı. Babam deveciymiş. Ben çocukken kervanla beraber bir yere gidip bir daha geri dönmemiş. Arkadaşlar anneme vefat haberini getirmişler. İsmi Mehmet olmakla beraber ona derviş diye hitap ederlermiş. Annem bunları bana daha çok küçükken anlatmıştı. Tebrik ederim. Niye? Varis meydana çıktı. Amerika'daki 10 milyon dolarlık mirasın yegane varisi sensin. Milyoner oldun. Metin Bey evladım, hani söylüyorum, ben hiç düşünmeden kızımı bulayım, vallahi billahi şu Abdo Bey'e helalı minallah'tan verir. Sağ ol ablacığım. Bu parayı harcamak sana güle güle nasip olur inşallah. İnşallah. Tebrik ederim Abdo Bey. Eğer bir film yaparsanız filminizde dans ederim. Çok memnun olurum. Hadi Abdo oğlum durma, atıştır yemene bak, yemene, ne duruyorsun ablacığım. Hadi. Hadi Filiz, sen de bakayım yiyorum, hadi. Yiyorum. Hah, şeftalin eksik kaldı. Benim muhasebetim var, affedersiniz, gitmeye mecburum çünkü gazetenin beklediği acele fotoğrafları göndereceğim. Hadi bakalım, siz işinize bakın. Bo bo iştahlar, bo bo eğlenceler. Hadi, eyvallah. Hadi. Şu şeftali versene şeftali. Cümle sen Allah'a ısmarladın. Güle güle. Güle güle. Faiziyle öderim, faiz istemezsen bir hediye alırım. Al şu parayı bakalım. Ama nasıl ödeyeceğini bilmeliyim. Nasıl mı ödeyeceğim? Gayet kolay. En kısa zamanda kızımın gözlerini kör edip onu tekrar çalıştıracağım. Eğer Serçe Zekin elindeki miras vesikasını çalarsan, o zaman seni ihya ederim. Asmadan yüzüm aldım, yosmadan sözüm aldım, yosmadan sözüm aldım. Verin benim yarimi, annemden izin aldı, annemden izin aldı. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Çocuklar, ben yarın erken işe çıkacağım. Onun için erken yatmam lazım. Siz de erken yatsanız sizin için de iyi olur. İyi geceler, hadi bakalım herkes odalarına. Balos paydos, hadi. Allah rahatlık versin. Hadi çocuklarım, hadi bakalım, hadi. Ne yaptın öğrendin mi bakalım, Aziz'e kaç numaralı odada yatıyormuş? 6 numaralı odada. Al şunu bakayım. Teşekkür ederim. Bana bak, otelin kapıları açık mı? Kapalı. Demek Azize Metin'le evleniyor. Bütün elimden gitti demektir. Metin'e de hayretmesin öyleyse.
Sen, sen ha? Sen buraya çık! Al! Anne! Anne! Oh! Oh! Koş polis çağır! Ayol gece yarısı ne oluyor? Ah Filiz! Mavi boncuk! Bu bizim ailemizin işareti! Demek ki sen benim zelzelede kaybettiğim kızım Nuriye'sin! Kızım, Nuriye'm, evladım! Sana kavuşmayı beklerken... Fatma abla! Kızım diye kendini boşuna helak etme, bak o mavi boncuktan bende de var, hem de aynı! Nereden buldun bunu? Küçükken annem takmış! Nuri! Evladım! Canım, yavrum! Allah'ım, hikmetinden isval olunmaz! Demek kızımın kaderi buymuş! Oğluma kötü yazı yazma yarabbim! Bu odala! O ne? Abdo'yu da mı öldürdüler? Vah, zavallı Abdo'cum, vah! Vah! Bizim şef de geliyordu, bu odayı göster kendisine! Hanım, sen de kalk oradan! Kalkayım evladım! Yaşıyorlar, ölmüşler! Bahçede bir ölü var! Müsaade edin biraz! Şöyle çekilin! Kızımın katilini bana gösterin! Bak bakalım, tanıyabilecek misin? Kızının katili işte bu! Ah Kemal! Alçak! Ah, demek kızımın öz babası katiliymiş! Rezil! Allah'ım! Ah Allah! Koş! Metin'in buraya gelmesine mani ol, babasının katil olduğunu öğrenmesin! Gördün beni, gel! Kızım bu adamın öz babası olduğunu biliyor muydu? Hayır! O adam bizi daha kızım kundaktayken bırakıp kaçmış, şeker olası!